Spor Ajansı'ndan merhabalar değerli izleyenler. Özellikle açılışta hoş geldiniz ibaresini kullanmamaya çalışıyorum. Çünkü yine gönlümüz maalesef hoş değil. Dün iki depremi daha yaşadık ülke olarak ve can kayıplarımız var, yaralılarımız var. Bir kez daha hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dileyelim. Tüm yaralılarımıza da bir an önce şifalar, acil şifalar dilemiş olalım tekrar hepimizin. Başa sağ olsun. Yani konuşmak da çok kolay değil. Seren Türk ve Selahattin Kınalı ile birlikteyiz. Ya dün depremleri yani ilk duyduğumuzda hani artçı olduğunu düşündük doğal olarak herkes gibi ama sonra kırıldıkları yeri görünce yine Doğu Anadolu fay hattının özgün faylarından ikisi kırılıyor. Enteresan olan şu. Belki bilim adamlarımız da aynı şeyi düşünüyordur. İkili gelmeye başladı depremler yani. Birincisi de iki ayrı deprem. Artçı olduğunu düşündüğümüz ama müstakil olduğunu sonra öğrendiğimiz diğer iki deprem de iki ayrı deprem, iki ayrı fayda. Tabii bu bölgede çok fazla fay var. Hani insanlar izleyenlerden de görebiliyorsunuz. Bizi de bir şeyler sormak istiyor insanlar. Benim özellikle Kuzey Anadolu fay konusunda dünyadaki bir numaralı otorite rahmetli Aykut Barkay'dı. Profesör doktor İTÜ'de. Onunla çok muhabbetimiz olmuştu bizim. Yani arkadaşlık ilişkimiz vardı. O Kuzey Anadolu fayı hakkında bilmediğim bir şey neredeyse benim de kalmamıştı. Çünkü günlerimiz birlikte geçiyordu. Çoğu bazı günlerimiz değil ama yani 20-30 gün toplamda vardır bu. Faylar hakkında da neredeyse bir deprem profesörü kadar bilgi sahibi olmuştum. O yüzden beni çok şaşırtmıyor olan şeyler. Hani bu dünyada aynı anda üst üste iki deprem de olabilir. Daha önce de olmuştur ama çok az olmuştur bunlar. Fakat bizde işte iki hafta arayla dört deprem, dördü de birbirinden bağımsız. Ve fakat şu var, hani asıl büyük fay kırıldı yani hocalarımızdan duyduğumuzu söylüyorum. Ama buna rağmen hani bazı fayların yine de 7'ye yakın, 7'lik bir deprem üretme potansiyeli olduğunu hala söylüyorlar. Ama gördüğümüz gibi tedbir almayı ihmal etmezsek eğer can kaybını minimumda tutma imkanımız, şansımız var. Yapılması gereken de o. Davulun sesi uzaktan böyle geliyor. Aslında yakında hissetmek lazım. Biz şu an orada insanlarımızın, vatandaşlarımızın yaşadıklarını bilemiyoruz. Oradaki korkuyu, oradaki paniği bilemiyoruz. Yani benim arkadaşlarım var. Otellerde müdürlük yapan arkadaşlarım var. Depremzedelerin yerleştiği otellerde. Halen insanlarımız, vatandaşlarımız gecenin saat 3'ünde, 4'ünde kalkıp çığlıklarla kalkıyorlarmış yataklarından. Yani sürekli travma. Bağırtı, o travma hiç kolay değil. Şimdi o travmaların arkasında bu depremler olması. Benim abimler de depremde kaldılar. Allah'a çok şükür ufak sıyrıklarla atlattılar. Onlar da şimdi Antalya'daki bir otele yerleştiler. Yani Allah sağlık versin. Yani biz buradan hissetmeyebiliriz. Ama onların yaşadıkları, onların hissettikleri, oradaki bir çocuğun enkazın altından çıkması, bir annenin enkazın altından çıkması, çocuğun çıkıp üşüyorum demesi, bir tanesi çocuğun çıkıp yani bana hiçbir şey yok, bir tane abla geldi beni doyurdu demesi. Geçen gün bir sosyal medyada bir görüntü gördüm. Ya şu an bile tüylerim diken diken oluyor. Çocuğunun eşyalarını kaldırıp öpürüp koklayarak haykırması ya bizi yani biz depremi hissedemiyoruz ama onların hissettiklerini en derinden hissediyoruz. O açıdan ben tekrardan rahmetli olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Gerçekten çok büyük ve çok derinden hissettiğimiz bir afet yaşıyoruz. Hep beraber bu günleri atlatacağız. Hayatın dinamiği ölümden güçlü her zaman. Biz de işte ne yapacağız? Sarılacağız depremize de kardeşlerimize. Hiç yalnız bırakmayacağız. Yalnız olmadıklarını hissettireceğiz. Mesela ben her programda elimden geldiği kadar bir şey yapıyorum. Sen de yaparsın eminim. Yardım kuruluşlarımızdan birine bir mesaj atıyorum. Üç ekmek parası yolluyorum. Tabii daha başka şeyler de yapmaya çalışıyoruz. Bunu bir alışkanlık haline dönüştürmek istiyorum. Bir de hani ekranda yapmak istiyorum ki belki birileri görür onlar da. Çünkü insanlar da, insanımız çok iyiliksever, yardımsever. Hatırlatıldığında onlar da kendi yardım duygularını tetikleyebiliyorlar. İşte ben şimdi buradan
deprem yazıp bir tane daha gönderiyorum. Her program olduğu gibi gönderdim. Serhan da gönderir. Hemen Serhan gönderiyorum. Tabii, hemen gönderiyorum. Ben sana gönderir. Sen moderatör olarak. Hemen gönderiyorum. Evet abi gönderelim. Söyleyelim tekrardan. Ne yazıyoruz ve nereye gönderiyoruz? Ya ben Kızılay'da çok çalıştığım için Kızılay'a emek ver. Ben Kızılay 2868'e deprem yazıp 2868'e deprem yazıyoruz arkadaşlar. Deprem 2868. İşte bir iki ekmek. Ve yaptım. Şu an gönderdim. Ben evet. de herkesin de duyarlı olmasını bekliyorum. Kızılay'a, AFAD'a yardımlarına devam etmesini istiyorum. Evet. Çünkü gerçekten şu an değerli bağışçımız vermiş olduğunuz destek ile bir ihtiyaç sahibinin hayatına dokunduğunuz için teşekkür ederiz Türk Kızılay'ı diyor. Ben de bu vesileyle sana teşekkür ediyorum. Tekrardan bu bilinci arttırdığımız için. Ben de eşimle beraber AFAD'a yardımlarda bulunduk. Orada ailelerimiz yardımda bulunduk. Kendi ailemizden bireyler var işte abimlerden bahsettim. Onlara da... Nerede oturuyorlardı sen? Hatay'da. Hangi yok? Merkez, mahalle olarak. Merkezde. Yine binaları iyiymiş yani. Binaları iyi ama yani, şöyle geçen gün görüntüleri attılar bize. Duvarlar yıkık. Yani böyle ev kapıyı kilitliyor ama kapıyı kilitlerken duvar yok yani. Evet. Yani o şekilde şimdiki son depremde de tamamen yıkılmış. Büyük hiçbir şey olsun ama tabii şöyle bir teselli de var. Bu mesela Hatay ve Maraş, Pazarcık için mesela oralar büyük enerjilerini boşalttılar. Aslında şu an deprem açısından en güvenli yerler oralar oldu. Yani artçı korkular tabii yaşıyor insanlar. Tabii birkaç ayda artçıların hani süreceği söyleniyor ama. Son halde geldi şimdi yeğenim de attı görüntüleri. Hmm. Son halde geldi. Çok evet, geçmiş olsun tekrar. Hepimizi. Kırk vaziyette. Bizim de Cevdet Ünlü var arkadaşımız var. O da mesaj attı şimdi. Gazeteci arkadaşımız. Evet gazeteci arkadaşımız. Benim kuaförüm Bülent Özcan'ın aynı aileden 7 yakını Hatay'da enkaz altında kaldı. Bizi de çok sevdiğini ve izlediğini diye getirmiş ama gerçekten üzüntüsünü, acısını paylaşıyoruz. Çoğu evin direği yandı. Çoğu evin içinde acılar var. Allah sabırlar versin. Allah bizi korusun. Evet, her ikinize de teşekkür ediyorum. Hem bağışlarınız için hem bu güzel açıklamalarınız için. Ben de zaten bir VTR arasında her zaman olduğu gibi bugünlük de desteğimi yapacağım. Tekrar büyük geçmiş olsun diyelim tüm ulusumuza ve Galatasaray'la biz bültenimize başlayalım. Galatasaray tabii bir hafta boyunca kamp yapacağı Antalya'ya gitti. Hemen detaylara geçmiş olalım. Galatasaray deprem nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını Akdeniz'de sürdürecek. Antalya'ya giden Sarı Kırmızıların kamp kadrosunda yeni transferlerden Zaniolo ile Adekugbe de yer aldı. Galatasaray pazar günü saat 19'da Alanyaspor'la hazırlık maçına karşı karşıya gelecek. Mücadelenin gelirleri ise depremzedelere bağışlanacak. Sarı Kırmızılar maçtan sonra İstanbul'a dönecek. İki yeni transfer Serhan Türk, Zaniolo ve Adekugbe bu isimler de kampta yer aldı ve tabii Galatasaray şimdi 11 Mart'ta ilk resmi maçını oynayacak. Şu an oluşan fikstürde Galatasaray'ın ilk resmi maçına yaklaşık 20 günlük bir süre var. Bu açıdan da Okan Buruk takımını Antalya'ya götürdü ve çalışmalar da burada devam edecek. Evet, Antalya'da bir kamp yapmak istediler. Hem atmosferden biraz rahatlamak hem de bu süre zarfı içerisinde biliyorsun rehavete de kapılmaması lazım. Çünkü lig devam ediyor ve şampiyonluk yarışının en büyük adaylarından bir tanesi Fenerbahçe. Bu açıdan transferleri de yaptı. Biliyorsunuz Zaniolo transferi aslında çok ses getirecek bir transfer. Hatta Aspor yayınlarında ben Galatasaray'ın 3 transfer yapacağını, bir tanesinin yıldız olacağını söylemiştim. Bir tanesi yıldız oldu, bir tane yıldız da adayı olarak bekliyor. O da bugün yani netleşecek ama Galatasaray bu transferin duyurulmamasını istiyor özellikle. Zaniolo transferi çok gizli yürütüldü. Sonra biz duyduk ama haber olmasın. Çünkü bir yaramız vardı biliyorsun depremle yatıp kalkıyorduk. Deprem sıkıntımız vardı. Bundan öyle çok fazla duyulmasını istemediler. Zaten insanlar ilk Zaniolo'yu koli taşırken gördü değil mi? Yardım evet, ederken evet, gördü. Evet biz bile havalimanına gidip karşılamadık yani. Hani normalde transferler gelirdi havalimanına gidip karşılardı. Ama kimsenin tabii öyle ne bir halde durumu da yoktu. Çünkü biz transfer veremiyoruz. Çünkü bizim verdiğimiz en büyük transfer oradan bir canlının daha çıkması, enkaz altından bir vatandaşımızın daha çıkması ve insanların mutlu olmasıydı. Ama işte yapacak bir şey yoktu. Hayatta devam ediyordu. O açıdan baktığımızda çabuk unutan insanlar olmayalım. Bunu günler unutmayalım. Ama hayatta bir şekilde devam ediyor. Normalleşmek için bir adım atmak lazımdı. Galatasaray'da bu süre zarfı içerisinde kendine verilen transfer gündemini meşgul etmek istiyordu. O açıdan baktığımızda Zaniolo transferiyle başlayan bir transfer maratonu vardı. Sonra tabii ki Hatayspor'dan adamı
Adekuk Bey geldi. Adekuk Bey geldi. Ve şu anda en fazla konuşulan isim elenmesi de Hızlı Arkanyan. Bu da çok önemli Galatasaray için. Nedir son durum Zakaryan'da? Arsene Zakaryan'daki son durum şu. Hatta ben iki gün önce Alspor'un son sefer programında Zakaryan'la ilgili şunu söylemiştim. Galatasaray transfere yakın ama çok fazla istekli de değil demiştim. Çok fazla istekli olmamasının sebebi çünkü Zakaryan'da Galatasaray transfer olma ihtimali var. Çünkü futbolcu direkt Chelsea istiyordu. Ama işte Rusya'dan bir kulübün Avrupa'da futbolcunun oynayamaması bir durak olarak Galatasaray'a gelmesi bir artıydı. O açıdan baktığımızda transfer olamıyor. Transfer kapandı, şu oldu, bu oldu. Bir dönemi geçirmesi lazım. Dönemi geçirmen için de bir kulüpte oynaman lazım. O Türkiye'ye geldiğinde otomatikman önü de açılacaktı. Ama Zakaryan'ın durumda şöyle bir durum vardı. Dinamo Moskova kulübü futbolcunun geleceğini düşünerek 15 milyon euroluk bir bonservis bedeli istedi. Galatasaray'ın teklifi ise dolaylı yönden teklif. Yani çok fazla istekli değil. 12 milyon euro bandındaydı. Geldiğimiz noktada bir de şöyle bir durum vardı. Ben özellikle bu haberi üstüne basa basa vurguladım son sayfa programında. Futbolcunun ailesi Türkiye'de oynamasını istemiyordu. Zakaryan'ın. Çünkü özellikle babası biliyorsun Ermeni asıllı. Ama Türkiye'de oynamasını istemiyordu. Ama oyuncunun galiba böyle bir fikri yok. Ya işte babasını ikna etmek lazımdı. Babası da ikna oldu. Yani şunu söylemek lazım. Yani hani ya insan oldu ya. Yani hani biz doğduğumuz yere, yaşadığımız yerlere biz karar veremeyiz ki. Ya bu konuda zaten futbolda birçok noktada bu tutuculuk aşıldı diye düşünüyorum. Yani hala bir yerlerde varsa da o üzücü. Tabii ki üzücü. Yani sonuçta biz bütün hakların kardeşliğiyle yaşayan bir ülkeyiz. Her vatandaşımız, her ülkenin vatandaşlarının olduğu ve sağlıklı bir şekilde yaşadığımız. Dünyada en rahat bulduğu, en huzurlu yaşadığı topraklar Anadolu topraklarıdır. Hı hı. Zakaryan da gelecek, başka Ermeni kardeşlerimiz de gelecek. Zaten Ermeni kardeşlerimiz de var birlikte yaşadığımız. Ben hayatımın hiçbir babasının zaman ayrımı görmedim ben abi. Hiçbir zaman da hissetmedim, hiçbir zaman da hissetmedim. Yok çünkü sonuçta. Herhalde canım, niye? Ya sonuçta yani insan oluyoruz ya. Yani insanız yani. Yani ve yaşadığın olmuş, yeri, olmuş, doğduğun yani, yeri seçme şansın yok. Onu söyledim işte. Hangi ırktan dünyaya geleceğini sen karar veremiyorsun. Ya bir de şimdi Zakaryan Türkiye'ye geldiğinde yani Galatasaray taraftarı tabii ki bağrına basacak. Ya herkes, sadece Galatasaray taraftarı değil. Ya bir de herkes. Örnek futbolcu özelliğini gösterse ya genç ben futbolcu. Ben eminim babasının öyle bir düşüncesi varsa Zakaryan Galatasaray'a geldikten sonra o düşünce Zakaryan'ın ilk maça çıkışıyla birlikte saniyeler içerisine kaybolur. Evet ben de öyle olduğunu düşünüyorum ki geldiğimiz noktada baba da ikna oldu. Bir sıkıntı kalmadı. Peki bonservis bedeli olarak bonservis 13 milyon euro artı 2 milyon euroluk bir opsiyondan bahsediliyor. Aslında 15 yani milyon euro 2 milyon da, Galatasaray 2 milyon da vermek istemiyor Ömer. Yani Galatasaray 13 milyona kadar çıktı ve şu an için ama bu da daha önceki transferler olduğu gibi Kaan Ayhan transferi, Zaniolo transferi. Galatasaray'ın buradaki en büyük çabası şu. Ben tabii bu bonservisleri ödüyorum ama bonservisleri öderken finansal fair play'e takılmamam lazım. Yani finansal fair play kıskacından kurtulmam lazım. O yüzden zaten yıllara bölüyor Galatasaray. Ve yine de son ödeme tarihi 2027 olan bir sözleşme ortaya koydu. Yani şu an bitmesi an meselesi diyebilir miyiz zaten? Oyuncunun kendisi ne kadar? 1.9 milyon euro. Selam, benim şöyle bir önerim oldu. Sence mantıklı mı? Geçen yayın söyledim. Ulusça bir felaket yaşıyoruz. Biz ayrıca Ahmet Suat futbolun Tatar Ramazan'ını kaybettik. Onun için yaşıyoruz. Böyle kara günlerden geçiyoruz. Böyle günlerde yapılacak transferlerden belli bir oranın deprem fonu adında oluşturulacak bir fona aktarılması mesela %10, 20, 25 sence nasıl olur? Her kulüp için. Ya tabii doğal ki olur olarak. Da şimdi şöyle bir şey var. Galatasaray ve diğer kulüpler bunu bir şekilde yapıyorlar. Bunu o şekilde yapmıyorlar. Yani bir şekilde içinde yine yapsınlar. Ya mesela Galatasaray'ın ne yaptığını söyleyeyim mi? Disiplini yap. Biliyoruz. Aha. Çok şey yaptılar. Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye. Mesela Galatasaray'ın çok güzel projesi var. Bütün kulüplerde buna eşlik edecek ve çok iyi şeyler yapacağını düşünüyorum. Kalıcı konut yapacaklar. Şu an Galatasaray tamam, fonu, 250 fonu kalıcı, onun için söylüyorum. 85 metrekareden oluşan kalıcı, 85 kalıcı konut yapacak. Hatta dün Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Sayın Ahmet Ağoğlu ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Durçevi ile beraber Sayın Dursun Özbek bir toplantı yaptı ve toplantıda kalıcı konut
özellikle ön plana çıkardılar. Herkes bir kalıcı konut yapacak. Yani hem Kulüpler Birliği'nin bir çağrısı zaten olacak. Sayın Başkan'ın açıklaması da vardı. 10 Mart'ta işte bu omuz omuza. 1 Mart'ta. Pardon, 1 Mart'ta 20, omuz 10 omuza. Mesela 10 diye kalmışlar. Yani onun şu an, hiç de önemli değil aslında. Evet, yani. Ya ben tebrik ediyorum. Gerçekten çok tebrik ediyorum. Sayın Ali Koç'u, Sayın Ahmet Ağol'u, Sayın Ahmet Nurçebi'yi, Sayın Dursun Özbey'i ben tebrik ediyorum. Hem öncülük ettiler hem de şahsi olarak çok büyük katkıları oldu. Yani biz bunları söylemiyoruz. Zaten ön plana çıkarmasını istemiyorlar. Bence de öyle, doğru olan o. Ama şahsi olarak ne yaptıklarını ben birebir şahidiyim. Her kulüp kendi adına, kendi camiasına yakışır şekilde elini taşın altına koyacak. O yaralı yürekleri su serpecek, sarıp sarmalayacak. Zaten olması gereken odur ve şahane bir şekilde de oluyor. Ama ayrıca TFF bir fon oluşturarak oradan bir kaynak daha yaratabilir. Bak bunu niye söylüyorum? Şimdi böyle bir şey yaparsan Dinamo Moskova'da şey diyebilir. Şey Zakaria'nın bonservisini de Moskova'da mıydı bilmiyorum. Evet, Dinamo Moskova'da. Ya o da diyebilir ki kardeşim tamam o zaman 13 milyona iniyorum fakat 2 milyonun da işte deprem fonuna bağışlarsanız iniyorum der. Oyunculardan da bağışlar gelir. Yani bir fon ayrıca bir fon oluşturulabilir. Onu yapacaklar, onu yapacaklar ama şimdi herkes bir kulüp diyelim, bazında şunları yapıyor. Mesela Galatasaray Mahallesi yapacak. Şu an 250 konutlu kalıcı konut yapacak. Tamam güzel. 500 olur, tane olsun, konteyner güzel gönderdi. Ve Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş Kulübü, Trabzonspor Kulübü de konteyner gönderiyor. Neyse ben başka öyle bir şey söylüyorum. Bak şimdi sıkıntı ne biliyor musun oradaki en büyük sıkıntı? Biz yani futbolu konuşalım diyoruz ama bunu da konuşalım. Şimdi insanlar oradan göç etmek istiyor. Gitmek korku istiyor. Herkes korku var abi. Hani ya bak 7.6 dün sana. 6.5, 6.4 ve o arka arka depremler oluyor. Biz diyoruz ki şu an insanlar zangır zangır titriyor. Orada kalıcı konut yapman lazım ki ve bu konutların da sağlamlığını koyman lazım. Deprem bölgesinde olmaması lazım. Analizler olması lazım ki o insanları orada bırakmak lazım. Göç olmaması açısından. Çünkü insanların orada hayatın devam ettiğini görmesi lazım. Göç ticaretin devam ettiği yani bu travmalardan sonra yeni yerleşimler de olacak tabii ki. Ama adam akıllı binalar, adam akıllı tesisler yaparsan orada insanlar yapmaz. Orada da devletin gücü. Devletin gücü her zaman hep büyüktür. Her zaman da gösterir devlet gücünü. Tabii ki. O şimdi, açıdan bizim kulüplerimize de destekler geliyor. Galatasaray Kulübü de 250 tane kalıcı konut Galatasaray Mahallesi tarzı bir yer yapacak. Ve 85 metrekare yani diğer kulüplere çağrı da bu. 85 metrekare kalıcı konut yapacak. Bu arada yani bu zaman diliminde bütün kulüplerden de çok önemli projeler gördük. İşte localarını açanlar hepsi, oldu, gönderenler hepsi oldu. Yani kulüpler gerçekten önemli derecede yaptı, yardımda bulundular. Konya Spor yaptı, Antalya Spor yaptı farklı şekillerde. Yani kulüp kulüp tabii ben burada hiç ayırmıyorum. Yani dediğim gibi hemen hemen ben bütün kulüplerden gördüm bu desteği, onu söyleyeyim. Şimdi Selahattin abi Galatasaray Antalya'ya gitti. Galatasaray'la ilgili de bu sezon aslında şöyle ilginç bir durum oluşmuş durumda. Eylül'den Ekim'e geçerken o süreçte az maç oynadığı bir dönem vardı Galatasaray'ın. Sonrasında zaten hepimiz Dünya Kupası arasını yaşadık. Sonrasında da şimdi Galatasaray'ın yani neredeyse 35 günlük, 5 Şubat'taydı çünkü Trabzonspor maçı, evet, resmi maçı bir sonraki 11 Mart'ta olacağı için neredeyse 35 günlük bir boşluk oluşmuş durumda olacak. Aslında Galatasaray bu sezon bunu 3. kere yaşıyor olacak. Diğer 2 dönüşten Galatasaray etkilenmedi ama bu sefer nasıl bir geri dönüş olur? Yani yaşamadan cevabını bilemeyiz bu sorunun ama önceki yaşanmışlıklardan korelatif bir sonuç kulüp çıkarırsak. Kulüp için hiç kolay değil yani. Yükleme yapıyorsunuz başka bir boşlukta oluyor. Yükleme ama yapıyorsunuz başka bir boşlukta oluyor. O konuca belli ki o süreçleri iyi yönetiyor. Yani evet. Şimdiye kadar iyi yönetti. Muhtemeldir ki yine iyi yönetecek ama bir hazırlık maçı var galiba Galatasaray'ın. Var. Alanya Spor'la mı? Alanya Spor'la benim bildiğim Gençler Birliği maçı da olacaktı ama Gençler Birliği maçı olacak ama kapalı olması. Yani sonuçta şu oradaki antrenmanlar ve aktiviteler genelde yani şöyle, kapalı oluyor basına. Ama Alanya maçıyla ilgili şunu ben söyleyeyim. Ben yazılmayınca acaba iptal mi oldu diye düşünüyorum. Yok. Şöyle Alanya Spor maçının tüm geliri depremzedelere bağışlanıyor. Gençler Birliği maçı basına kapalı olarak tamam, oynanacak. Gençler Birliği maçı bir antrenman maçı. Evet. Yardım maçı değil. Alanya Spor maçıyla ilgili şunu söylüyorum. Ben baktım şimdi deplasman tribünleri bitmiş. 427 adetmiş. Fakat herhalde hazırlık maçında bu kadar katı bir kural uygulanmaz. İç saha yani Alanya Spor'a ayrılan tribünlerde çok az bilet satışı olmuş. Eğer yani sakıncası olmayacaksa bence satılmayacaksa biletler atsınlar Galatasaraylılar ya da başka taraftarlar. Açık olsun o maçı yani deplasman evet, ya da ev sahibi gibi bir durum evet, oluşmasın yani. Bilet satılacaktır Astral zaten Spor maçında herkes geldi. Evet. Bu maçta da gelsin herkes. İşte onu söylüyorum. Baktım şimdi doluluk oranlarına. Çünkü ben yardım yani ne kadar bu arada
Trabzonspor 6,5 milyon. Gençler Birliği ile maç hazırlık maçı olacakmış şimdi aldığım bilgide. Daha önce duyduğumuz gibi tribün yani olmayacak. Kapalı olacak. Zaten depremzedeler için çift kale yapacaklar yani. Tabii depremzedeler evet. için yapılan karşılaşmada maçta Alanyaspor'la karşılaşacak. Alanyaspor'un sahasında yapılacak o maç. Yani Galatasaray bu kamp döneminde iki tane hazırlık karşılaşması yapacak. Bir Gençler Birliği ile kapalı bir hazırlık karşılaşması yapacak. Ardından da Alanyaspor'la bir hazırlık karşılaşması yapacak. Orada da taraftarlar olacak. Depremzedeler için yapılan bir karşılaşma. Ya ben şey yapamıyorum Selim. Sonra bitirecek. Yani. Sonra İstanbul'da da bir hazırlık karşılaşması yapılacak. Şu tünelden geçerken, şu karanlık tünelden geçerken hani onu transfer ettik, buna bu kadar para verdik falan. Onlara çok ben hep yardım tarafında kalıyorum. Yani benim hatırlatmamın sebebi bu. Eğer biletler Alanyaspor taraftarı ilgi gösteremeyecekse çünkü sonuçta işte nüfusu belli bir yer, futbol olan ilgisi de belli. Yani kendi önemli ciddilik maçlarını doldurmakta da zorluk çekiyor. Ama açarsın tribünü herkese. O biletler satılıp bitecektir herhalde. Yani benim şeyim o acaba oradan işte, oradan işte 10 tane ev yapacak para çıkarabilecek miyiz? Ben öyle bakıyorum artık yani. Tabii. 10 tane yani her destek çok ev önemli çıkar. Çünkü. Tabii ki. Tabii ki çocukların kumbaralarını boşaltıp göndermeleri çok kıymetli. Trabzonspor'un tırı yola çıkarken tırı şoförüne eldivenlerini çıkıp benim bir şeyim yok amca şunları orada bir çocuk arkadaşıma verir misin diyen o kız çocuğunun katkısı çok çok önemli. Ama diğer asıl yardım kampanyaları da yani maddi ve manevi diyoruz ya maddi yardımların da çok önemli olduğunu bizim de zaman zaman hatırlatmamız gerekiyor. Tabii. Daha doğrusu tetiklemek gerekiyor. İnsanların hepsi bunun farkında zaten. Kimse biz kimseden daha iyi bir insan değiliz yani hani öyle bir iddiamız yok ama bu coğrafyayı, bu hayatı paylaşıyor olmanın getirdiği sorumluluklarımız var. Ve bu zannedildiği gibi bir keyfiyet değildi. Bu bir zorunluluktur. Aynı çağı, aynı dönemi, aynı toprağı, aynı iklimi, aynı güneşi paylaştığın insanların acısı senin de acındır. İnsanım diyebiliyorsan kendine, çok rahatça diyebiliyorsan bunu, onun gerekleri var işte. O da bu kötü günlerde dayanışmadır. O yüzden şu günleri atlatalım. Yani ben şey yapamıyorum hani. O oyuncuyu almış. Çok o kötüymüş. Ben şeye takıldım sadece. Zakaryan işte Ermeni asıllıymış da bazıları karşı çıkıyormuş. Ya yürüyün gidin ya. O da bu dünyanın çocuklarından biri. Peru asıllısı da aynı. Çin asıllısı da hepsi aynı. Biz hepimiz aynı bir insanız yani. Coğrafyanın insan diye bir türü var. Hepimiz aynıyız yani. Şey değil. İnsanlar artık kimse yani yaşadığı yeri... şu devirde pasaport olarak bakmayalım. İnsan olarak bakalım. Bu kadar basit aslında. Ya ben, bu benim, kadar basit. Benim mesela ben Trabzon'da doğmuş bir çocukluktan geliyorum. Yani benim rahmetli annem nurlar içinde yatsın. Bütün sanatları annem çok güzel el işi yapardı. Her şeyleri çok iyi yapardı. Bütün mahalleye, köye annemden öğrenirdi herkes. Annem de bir Ermeni'den öğrenmiş. Onu hep şükranla, duayla anardı. Yani o da ondan önce bu Ermeniler bu toprakların kadim uluslarından biridir. Oranları azdır ama değerleri çoktur. Ve çok beceriklidir, sanatkardırlar. Yani bunu herkes de bilir. Ben o Zakaryan denen çocuğu da dün bir özetlerde rastladım. Çok sanatkarane bir gol attı mesela. Yani hepimize ayrıca keyif verecek bir oyuncudur. Ya insanların diliyle, diniyle, ırkıyla uğraşan insanlardan uzak durmak lazım. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Şimdi o zaman Zaniolo'yu biraz konuşalım ama Zaniolo tabii Galatasaray'a geliş sürecinde o dönemki süreç için belki çok fazla konuşamadık. Fakat Zaniolo Galatasaray için çok önemli bir imza oldu. Aynı zamanda Süper Lig'in de en pahalı ikinci transferi oldu. Şimdi Zaniolo ile ilgili haberimizi izleyelim. Sonrasında bu konu üzerine konuşalım. Fenerbahçe'nin 9,5 milyon euroya Bursaspor'dan transfer ettiği Elvir Baliç ise 10. sırada bulunuyor. Türk futbol tarihinin en pahalı 10 transferinin 5'ini Galatasaray, 5'ini Fenerbahçe gerçekleştirdi. Mario Jardel'den sonra Zaniolo transferi de rekor transferler listesine ikinci sıraya yerleşti. Serhan Türk ben 15 milyon euroyla. Ben futbolcunun alış fiyatına bakmam, satış fiyatına bakarım şimdi. Tabii ki girdi açısından yüksek bir bedel ama futbolcunun gelecek vadeden bir oyuncu olması ve çok önemli olay şu. Galatasaray bu oyuncuyu ne kadar aldı? 15 milyon euroya aldı. Ve ne zamana kadar? 4 yıla gelecek bir şekilde aldı. Ve sonraki satışlarında %20 pay. Şimdi biz burada okeyiz. Şimdi bu oyuncuyu
Şöyle bakalım. 1-2-3 hafta önce Roma kulübü kaça sattı? Bournemouth'a 30 milyon euroya sattı. Bournemouth'a 30 milyon euroluk, 30 evet. milyona euroya sattı. Bir anlaşma vardı ama oyuncu gitmedi. Bournemouth. Premier League'den Bournemouth. Özür diliyorum. Bournemouth'a 30 milyon euroya sattı. Bournemouth önemli kulüptü ama ya. Bayağı şaşalı günleri vardı. Çok yani. Özür diliyorum. Bournemouth'a 30 milyon euroya sattı. Futbolcu gitmek istemedi. Neden? İstemedi. Ben oraya gitmek istemiyorum dedi. Adaya mı Bournemouth'a mı? İşte oraya gitmek istemiyorum yani, muhtemelen dedi. Muhtemelen daha adaya da istemedi. Şöyle, daha rekabetçi bir takım isteği vardı muhtemelen oyuncunun. Ondan olabilir. O açıdan ve Galatasaray'da burada oyuncuya kendisini iyi anlattı. Çünkü burada gerçekten Galatasaray yönetiminin kendini ifade etme, futbolcu yani tabiri caizse tavlama, futbolcuyu ikna etme yönü çok kuvvetli. Caner Hoca soruyu sorayım mı? Sor. Bournemouth'tan ne kadar maaş alacaktı? Galatasaray ne kadar maaş verecek? Şimdi adadaki fiyatları biliyorsun abi. Bonserviste ilgisi yok oyuncunun. Tamam. Oyuncunun bonserviste ilgisi olmaz. Şimdi oyuncunun aldığı para ne kadar biliyor musun? İşte bilmediğim için soruyorum. Şu an aldığı fiyat 2 milyon 750 bin euro maaş alacak. Bournemouth'tan mı? Galatasaray'ın aldığı paradan bahsediyorum. Yok Bournemouth'tan mı? Şimdi Galatasaray'ın 30 milyon euro veren bir kulüp veren bu futbolcuya ne kadar para verir sence? İşte bilmediğim için soruyorum. Ücretler çok fazla olmuyor ama vergiden dolayı bile. Bilmiyorum. Yani Bournemouth'un maaş ödemesi, diyorum maaş ya, ücretinin çok yüksek olacağını sanmıyorum. Şimdi düşünelim 6 milyon euro. Gibi. Düşünelim. Yani muhtemelen oyuncular dolayı. Ama oyuncunun eline geçen zaten yarısı olacak yine. Oyuncunun bekarsa %50, evliyse %40. Öyle midir? Öyle yani? Oluyor. Avrupa'daki transferde böyle oluyor. O yüzden zaten bekarların yüzü yine gülmemiş. Girmiyor. Futbolcuların yani transferde eline geçen paraya bakıyorlar. Şimdi 6 milyon euroya anlaştığını düşünelim. 33 milyon euro para geçecek futbolcunun eline. Galatasaray'dan aldığı para ise şu an 2 milyon 750 bin euro. Yıllık net. Deli para. Maaş alacak. Ve buna göre 2022-2023 sezonu içinde, yani bu sezon içinde 900 bin euro para alacak. 9 bin mi? 900 bin euro. Ha, bu sezon tamamlanmış. Bu sezon 9 bin euro. Bu sezon. Ve doğrusu sonraki yıllar içinde 2 milyon 750 bin euro. Ve bu futbolcu biliyorsun çapraz bağ ameliyatı geçirdi. İki kere. Ve yani çocuk futbolcu çapraz bağ ameliyatı geçirmeseydi şu an bizden yoluyu Barcelona kulübünden 100 milyon euroyu alamazdı. Serhan abi bir de şöyle bir şey var. Bournemouth transferinin gerçekleşmemesinde bence yani bu tabii bir sebep olarak açıklanmadı ama şimdi Bournemouth 17. sırada Premier Lig'de. 18-19-20 düştüğü için Bournemouth'da düşmenin çok ciddi adaylarından birisi olduğu için hani oyuncu hem daha rekabetçi bir kulübe gitmek istemiş olabilir hem de sezon sonunda küme düşerse takımı Championship'te oynamak istemeyeceğinden dolayı yazın bir transfer daha hani durumu olacaktı muhtemelen. Belki de bunları düşünüp Bournemouth'un teklifini reddetmiştir. Galatasaray'la muhtemel bir Şampiyonlar Ligi var. Onda oynayacak. Onu düşünmüştür. Ama asıl motivasyonunun ben kazanacağı para olduğunu düşünüyorum ve haklıdır da bir şey demiyorum. Abi şimdi şöyle görmek lazım. Bournemouth 30 milyon euroyu veriyorsa verir onların sen bu oyuncuyu otomatikman 30 milyon euro önümüzdeki sene de satabilirsin. Eğer diri bir şekilde kalırsa ve iş yaparsa. Bunun garantisi yok Serhan çünkü yok, bazen menajer becerileriyle neler olduğunu bildiğimiz için transfer piyasasında. Abi oyuncu milli takımın oyuncusu, yıldız bir oyuncu, yani gelecek vadeden bir oyuncu. Oyuncu iyidir, hiçbir itirazım şimdi yok. 30, bonservis bedelleri bazen köpürtülür, onu söylemek yok, ufak bir şey yapacağım. Köpürtülen bir gerçekten sunulan fiyat var, 30 milyon euro. Bu oyuncu 30 milyon euro. Evet. Mesela sen bunu seneye dedin ki bu sene güzel performans gösterdi. Seneye 35 milyon euroya sattın düşün Galatasaray olarak. %20'sini çıkıyorsun. Roma kulübüne veriyorsun. Geriye kalıyor 30 milyon euro. 28 milyon euro para. Ama senin verdiğin paraya düşüp öyle olması 28 lazım. 28 milyon euro kalıyor. 15 abi. Veriyorsan 15'i düşeceksin. 30'a sattıysan 15 üzerinden hesap yapacaksın. Kapatıyorsun zaten sıkıntı evet. Yok orada abi. Orada zaten otomatikman 810 milyon euro yapıyorsun. Evet. Buna ya geliyor. Mesela en basit örneğini vereceğim. Beşiktaş gençlerine. En az 80 tane 85 metrekare toplu konut demek o. Ya onu ya futbol bazına baktığımızda da Beşiktaş bu sene biliyorsun gençlerini Avrupa'da kulüplere gönderdi ve 4 tane gencinden 10 milyon euro gelir elde etti. Yani sen bir tane yabancı futbolcunun transferinden ya da atıyorum Zakaryan'daki transfer de öyle olabilir ilerleyen olabilir. Günlerde. Çünkü yani muhtemelen sen Zakaryan'ı aldığın zaman sezon sonunda Chelsea senin kapını çalacak ki Chelsea'nin kapını çalman çok önemli. Satılabilir oyuncular alıyor olman. Yani 22 yaşında Zaniolo, 19 yaşında Zakaria. Bunlar hepsi gelecek vadeden oyuncular. Galatasaray zaten önümüzdeki senenin takımını da kuruyor. Elinde bir de çok kıymetli oyuncular var. Kim var? İşte Nelson var. Kim var? Sacha Boey var.
kim var? Torreira var. Ya bunları zaten eğer transfer teklifi geldiği zaman değerlendirmen de gerekebilecek. Çünkü daha genç bir kadro yapmaya çalışıyorsun. Şampiyonlar Ligi için bir kadro yapmaya çalışıyorsun. Önümüzdeki sene şampiyonluklar için bir kadro yapmaya çalışıyorsun. Aslında mantık güzel. Güzel, ama, hiç itiraz mı? Uygulama, güzel. Uygulama da güzel. Var bu arada Galatasaray'ın elimize bir bakalım. Ekranı da yansın, kadro üzerinden de zaten konuşuruz. Çünkü o kadro ekrana geldiğinde şimdi konuşacağız. Gidecekler olabilir ama birçok ismin de sözleşmesi var. Sözleşmesi devam ediyor. Kontratlı oyunculara sahip Galatasaray. Bu anlamda da bir avantaja sahip aslında Selahattin abi. Yani önümüzdeki sezon işte kaleden başlayacak olursak Muslera'nın kontratı devam ediyor. İşte Sasha Boye'nin kontratı devam ediyor. Nelson'un kontratı devam ediyor. Adekukbe ile isterse Galatasaray devam ediyor. Abdülkerim'in devam ediyor. Oliveira'nın, Torreira'nın kontratları devam ediyor. Yine kanatlara baktığımızda Raşistan'ın opsiyonu var. İsterse Galatasaray devam edebilir. Kerem, Yunus, Galatasaray'ın oyuncuları. Şöyle bir kalemde saydığımız zaman bir tek forvet hattında sanki peki, işte Gomis ayrılığı olacak. Bir de Icardi kalacak mı kalmayacak mı noktasına forvet hattında bir zorluk yaşayabilir Galatasaray. Ya zorluk yaşayabilir ama şu var. Yani bu işte Icardi'leri getiren, Mertens'e Torreira'yı aynı uçakta getiren, şimdi Zaniolo gibi yıldız gelecek vaat eden oyuncuyu, 22 yaşındaki oyuncuyu getiren, Zarkanyan adında çok gelecek vaat eden, Chelsea'nin istediği ama işte direkt Moskova'dan transfer edemediği bir oyuncuyu sen alabiliyorsan bunların hepsi bir transfer başarısıdır. Tabii. Ve bu oyuncuları hem kendi bu senenin kadrosunu yapıyorsun, şampiyonluk için iddialı bir hale geliyorsun, hem önümüzdeki senenin temellerini atıyorsun. Ama buradaki en önemli olay şu. Galatasaray bu transferler için çok büyük bedeller ödedi mi? Ödedi. Zaniolo için ödüyor. Şimdi Zarkanyan için ödeyecek. Ama şu ana kadar Galatasaray'ın bu sene ödediği en büyük yüksek bedel 6 milyon euro ile Yusuf Demir'in transferiydi. Öyle görmek lazım. Torreira'ya ne kadar ödemişti? O da yüksek bedel. Yok, Torreira şey sözleşmesini feshetmişti Arsenal'la. Torreira'ya bedel ödemedi. Bonservissiz mi geldi? Şimdi mevzu şu. Şimdi mevzu şu. Galatasaray bu transferleri yaparken ödeme planı istediği gibi yapabiliyor. Biz ona Ahmet Ağaoğlu modeli diyoruz. 4 yıla yayıyoruz. Çok güzel ama geldi yani şu anda geniş kadroda. Oyuncuyu alamazsın abi zaten. Yok yok, öyle olması. Bu arada Kerem daha solda tek başına gibi görünüyor ama aslında o tam öyle değil. Çünkü değil. Hani yani o kanatta sonuçta Yunus da oynayabilir, Barış da oynayabilir, Zaniolo yine oynayabilir. İhtiyaç halinde Mertens'i oraya kaydırabilirsiniz. O anlamda Galatasaray'ın her mevkide alternatifli bir kadrosu var ama dediğim gibi buradan dikkat çeken nokta sezon sonu için söylüyorum bunu. Forvet noktası. Çünkü abi, Gomis ayrılığı yaşanacak. Bu belli olan bir işte nokta. İşte ben oraya gelecektim. Icardi kalacak mı kalmayacak mı? Ömer. Sanki Serhan Türk en az iki transfer oraya gerekli olacak gibi Ömer, görünüyor. Ömer yani hani Galatasaray bu transferleri yapabiliyorsa o Icardi'nin gerektiği takdirde Icardi'nin de bonservisini alır. Icardi'nin yerine dünya çapında bir oyuncu da getirebilir. Yani Galatasaray nasıl dünya çapında? Icardi'yi tut işte yani. Elinde Icardi var. Onu tutman gerekiyor bence yani. Şimdi Icardi'yi nasıl tutacaksın? Bu arada şimdi bence bütün taraflarda Icardi'nin kalmasını ister. Ya İlk, tabii ki ister. Öncelik olarak. Ya ben de isterim. Herkes ister yani Icardi gibi ben oyuncuyu izlemek de güzel değil mi? Ben de isterim. Kalsın seyredelim. Burada izleyelim yani. Ama şimdi hani bu transferler kolay transferler değil. Yani hani değil. Ben şimdi Icardi'yi daha önce ben haberini yaptım. Haberini yaptım dedim ki bu futbolcuya 8 milyon euro para vereceksin dedim. Bonservisine 25 milyon isteyecekler dedim. Herkes olur mu öyle? Sezon sonu bitiyor. Son bir yılı kalıyor ama yani. Sezon sanki 25 bitiyor. Olmaz o. Bedel de 10 milyon euro civarlarında olabilir. Ya belki. 7 milyon olsun. Futbolcuya ne vereceksin? E tabi yani aldığı ücret belli zaten şu anda. 8. Şey söylemiyorum ben yani. Korkmuş. Ama Zaniolo'ya şu anda 15 milyon euro ödeme planıyla ikna sağlamış bir Galatasaray, Icardi'yi de bu noktalarda almayı düşünebilir. Yani bonservisi verdiğin parayı bonservisini çıkarma şansın var yani. Ama Icardi'ye 8 milyon euro verdim, onu çıkarma şansın yok. O yüzden hani bonservis verilip Icardi alınabilir işte, genç kupa kazandırırsa, Selahattin maç kazandırırsa var yani baktığın zaman. Yani Gomis'in yaptığı gibi yani. En az 3 yıllık sözleşme yapsa Icardi. Icardi yine şu anda Galatasaray'dan 3 yıl sonra bile ya da 2 yıl sonra bile bence bir bonservise gidebilir ya. Yani nereye gider bilemeyiz. O dönem nasıl olur formu bilemeyiz ama. Valla Galatasaray büyük bir marka. Ali Sami Yenler'i yine sevgiyle analım. Temelleri çok güçlü atılmış bir marka. Gelenekleri var. Yani Icardi'yi hepimiz seviyoruz. Ben de seviyorum. Çok sevimli bir kere yani. Her şeyiyle sevimli geliyor bana üstelik. Yani Van Nara ile kavgaları da yani çok sevimli geliyor bana. Sen imajını da seviyorsun Selahattin abi. Seviyorum ama Galatasaray isimlerden yukarıdadır yani.
Tabii ki. Kuşkusuz hepimiz de aynı şekilde düşünüyoruz. O yüzden Galatasaray'ın adını da saygıyla taşıyabilecek yeni bir isim de olabilir. Biz isteriz. Kimden bahsediyorsun abi? İsim bilmiyorum. Icardi bence Galatasaray'ın şu an adını çok saygıyla taşıyabilen ve yaptığı işlerle bütün rakiplerin kıskancını onu hep beraber söyledik zaten. Yine de söylüyorum. Kalmasını istiyorum. Hı-hı. Ama hani diyorsun ya değişik bir transfer de olabilir. Hani çok ben şöyle kazancı diyorum. Çok büyük. Ben 8 milyon şimdi, euro. Abi bak geçen sene Galatasaray kaçıncı bitirdi? 13. sırada bitirdi. Galatasaray'dan kimse bu şekilde bir transfer hamlesi beklemiyordu. Rakipler bile beklemiyordu. Evet. Geçen sene 13. yani. Bitiren takım bu sene kafayı oynuyor. Rekor üstüne rekorlar kırıyor. Yenilmezlik serisi yapıyor. Evet. Ve dünyanın bütün yıldızlarını getiriyorsa bunu yapan Galatasaray yönetimi, Galatasaray çatısı, yönetim Başkan Dursun Özbek. Ya tabii ki yönetim başarısıdır. Evet. Bunu getiren Galatasaray yönetimi, eğer Galatasaray şampiyon olursa ki ben şampiyonluğun en büyük favorisi olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki sene hayal edebileceğin, hayal edemeyeceğin transferleri yapabilir diyorum. Yani Icardi'yi getirmek bence bir transfer başarısıdır. Zaniolo'yu almak transfer başarısıdır. Evet. Zarkanyan'ı alma hamlesi bence transfer başarısıdır. Bu arada o ara çok bonservisiz isim geldiği için ben karıştırdım. Hemen doğrusunu söyleyeyim yanlış olmasın. 5 milyon euroluk bir bedel ödenmiş Torreira'ya. Ya da ödenecek yani. İşte öyle bir şey hatırlıyorum da o ben yüzden. Yanlış da olabilir, önemli değil. Ama Torreira klasına bir oyuncu için de... Bir şey demiyorum, şaşırtıcı bir şey değil. Zaten çok yüksek değil bence. Önde oynayan adamların özgüvenini artırır Torreira gibi oyuncular. Öndeki oyuncu risk alması gerektiğinde risk alır, topu kaptırırsa ama arkadan Torreira süpürür orayı diye düşünüyor. Tabii. O özgüven yeteneği de ortaya çıkarır. Yeteneği sergileme konusunda oyuncu inisiyatif kullanır. Şu an dünyadaki oyuncuların... 5, 6, 4, dünyadaki yani o civarlarda en büyük sorunu inisiyatif kullanamama korkusu. Niye? Çünkü şu anda bütün dünyada antrenör futbolları oynanıyor. Antrenör oyunları oynanıyor. Antrenör oyunları, antrenörlerin kendi kariyerleri açısından çok daha... öncelikli oyunlar. Futbolcular inisiyatif almaktan çekiniyorlar. Arkaya Torreira gibi oyuncular atarsam ben Galatasaray'da Berkan'ın da öndeki oyuncuya güven verdiğini düşünüyorum. İyi mücadele ediyor arkada ve aklını da kullanıyorlar. Torreira da o anlamda önemli oyuncu ama Galatasaray geçen seneki 13.liğe cami olarak bir tepki verdi ve bir önceki sezon Trabzonspor'un yaptığını yaptı. Şampiyon olacak kadroyu kurdu. Kurdu evet. Bak Trabzonspor Vakame'yi yolladı. Hamşik işte geriye gitti. Çünkü yaş olarak öyleydi zaten. Beklenen bir şeydi. Bu sezon biraz bocalıyor Trabzonspor. Niye? Geçen seneki planlama sadece geçen senenin şampiyonluğu içindi. Ve oldu Trabzonspor. Tolere edilebilir bir perspektifti bu. Ama Galatasaray için de bu bir örnek. Bir sezon önce Beşiktaş'ın Trabzonspor'a örnek olması gerekirken olamaması gibi. Şimdi Galatasaray yönetimi de bu sezonun şampiyonluğunu büyük ihtimalle oluruz diye düşünüyorlar. Fenerbahçeli çekecekleri sonuna kadar öyle görünüyor. Ama sonrasında bir sürü kiralık oyuncu var. Sonrasının hamlelerini yapıyor Galatasaray. Hem takımı gençleştirmiş oluyor hem de muhtemel bir Şampiyonlar Ligi macerasına daha kaliteli, daha nasıl diyeyim, enerjisi yüksek bir takımla girmek istiyorlar. O da anlaşılabilir bir şeydir ama Sera'nın söylediği gibi finansal fair play sıkıntıları var. Onları aşmak gerekiyor bir şekilde. Bütün kulüplerimizin var. Evet. Sırf Galatasaray'ın değil yani Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzon'un. Bursa'nın herkesin var değil mi? Sonuçta har vurdu, harman savruldu. Ama gerçekten harman abi kalmadı. Şimdi bak konuştuğun kulüpler ikincilik, üçüncülük kulübü değil ki. Bir Roma ile konuşuyorsun, bir Moskova ile konuşuyorsun, bir Paris Saint Germain ile konuşuyorsun. Bir Avusturya bir yerle konuşuyorsun, Sassuolo ile konuşuyorsun, ya dünyanın önde gelen kulüplerle konuşuyorsun ve anlaşıyorsun. Yani hani ve parayı bunu, verip anlaşıyorsun. Ama parayı veriyorsun da, ya peşin vermek farklı bir şey. Ayrı bir şey. 4 yıla yaymak çok iyi. Şimdi tabii. Bir adam senden 10 milyon para istiyor. Sen diyorsun ki peşin verirsen 10 milyon euro. Adam diyor ki kafayı yok kardeşim ben 4 seneye vereceğim ve 8 milyon veriyorum diyorsun. Hı hı. Bu başarıdır. İşte Galatasaray bu başarıyı yapıyor. Neden başarı yapıyor? Ödeme planını kabul ettirebilmek ya çok tabii önemli. Tabii ki. Ya bir de şu var yani Ömer. Yani Galatasaray çok iyi hazırlanıyor transferlere. Öyle yani bir klip yapıyorlar. Açıkçası söyleyeyim ben sana. Futbolcuyu ikna etmek için. Şimdi Galatasaray'ın transfer şeyleri var. Kriterleri var. Bir, Avrupa'nın 3 majör liginden transfer teklifi alması. 2, karakter analizi. 3, futbolcunun kendi kariyeri,
Bunları çok iyi analiz ediyorlar. Ve ardından da futbolcu ikna etmek var. Futbolcu ikna ederken de gelen transferlerin karşılanma görüntüleri, taraftarın futbolcuları bağrına basması. En önemli kriter ise Galatasaray'ın transferdeki en önemli kriter ise 2000 yılında aldığı UEFA Kupası. Ve arkasından Süper Kupa, sayısız şampiyonluklar. Bunlar hepsi bir kaset haline geliyor, futbolcuya izletiliyor. Ve futbolcuya izletilen bölümde bir de şu var. Türkiye, İstanbul, yaşayacağı yer hepsi anlatılıyor. İyi bir anlatma özelliği var, iyi bir PR özelliği de sahip. Ve ondan sonrasında futbolcu ikna ediyor. Bu da gerçekten bir ikna başarısı, transfer başarısıdır. Yani. Tabii yani o süreçler de çok önemli süreçler zaten ama şurada önemli olan konu bence şu, Selahattin abinin de dediğinden yola çıkarak mesela Trabzonspor geçen sezon şampiyon olurken o kadroyu çok çok önce tamamlamıştı yaz aylarında. Evet. Ama Trabzonspor'un bu sezon Kopenhag'da oynadığı Şampiyonlar Ligi playoff maçından sonra da birçok giden gelen oldu. Orada bir trafik karıştı açıkçası ve Trabzonspor'un da bu durumdan biraz zararlı çıktığını sezon içerisinde görüyoruz. Şimdi aynı durumda şu an için Galatasaray yapıyor. Aynı durumu derken transferleri önce tamamlama başarısı olarak söylüyorum. Daha önce Trabzonspor'un izlediği yol olarak söylüyorum. Yani az önce geniş kadroya baktık. Önemli olan nokta tabii gidenler olabilir bu arada. Yani Sacha Boey ayrılabilir, belki Nelson ayrılabilir. Şampiyonluk gelirse birçok isme teklif gelebilir. Bunlar olan yani doğal şeyler ama gidecek isimler olsa bile seneye kontratı devam eden birçok isim olduğu için Galatasaray yaz transfer döneminde hani ya ben ne yapacağım en aman ne yapabilirim demeyecek. Duruyor. Evet daha rahat hamle yapma şansına sahip olacak. Bu çok önemli. Şu andan bunu sağlamak çok değerli. Evet hem kasasını dolduracak projeler var Galatasaray'ın hem de transferi iyi yapabiliyor, yönetebilen bir yönetimi var. Öyle görmek lazım. Ben şöyle söyleyeyim ben sana açık böyle şimdiden şunu dile getirebilirim. Galatasaray önümüzdeki sene en az 6-7 transfer yapacak. Bu transferlerin içinde ekstra 6-7 transfer yapacak. Ve bu transferleri kaynak da içindeki işte... Sanıyorum 6-7 transfer giden oyuncuların tabii ki giden da olacağını oyuncular olacak. Hesaplanarak. Tabii ki yani sonuçta futbol bir endüstri. Tabii. Yani sen futbol al kulübe yerleştir 6 milyon ona vereyim, 15 milyon ona vereyim, 10 milyon ona vereyim. Yani sen buradan çıktı yapamıyorsan, girdiği de sıkıntın varsa ve Galatasaray'ın şöyle girdisinde çok büyük sıkıntı var. Galatasaray bu sene bence gelir elde edemedi. Bak hani her şeyi doğru söylüyoruz ya, niçin gelir elde edemedi? Ya sen locaları erken satışa çıkardın. Sen kombineleri erken satışa çıkardın. Yani bunları erken satışa çıkardınca otomatikman herkes almak... Çünkü bu sene muhteşem bir takım kuruldu. Tabii. Herkes bunu izlemek istiyor. Ama izlerken de... Sezon içinde de değil mi? Ek 1000 tane loca çıkardı. Satılmıştı diye hatırlıyorum. Yok. Tamamen sezon locaları bitti. Yani sanki öyle bir haber hatırlıyorum. Yok, kombineler satışa çıkardı. Ekstra kombineler. Kombinenler olabilir, kombin olabilir. Yani ben Galatasaray'ın şu an girdisi çok az ama çıktısı da planlı bir şekilde senelere yayılmış bir Galatasaray var. Otomatikman gelir elde etmesi lazım. Galatasaray transfer yaparken transferde de izin verecek. Futbolcularını satacak. Çok değerli oyuncuları var. Daha da fazla değer kazanacak. Yani ben Galatasaray'ın önümüzdeki sene belki göremeyeceğimiz yıldızları söyleyebilirim. Yani belki Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey, Nelson... Ya bunlar Galatasaray'ın önümüzdeki sene piyasada, dünya piyasasında sunabileceği oyunculardan bir tanesi olacak Avrupa piyasasında. Bu arada tamamen hani Galatasaray'dan farklı bir şekilde dün bizim de yorumcularımızdan Hüseyin Özkök'ün attığı tweette görmüştüm. UEFA kulüp lisanslama finans raporunu yayınladı. Ülkemiz için çok iç açıcı bir sonuç yok. Açıkçası onu söyleyelim. 55 ülke arasında Türkiye sonuncu sırada. Süper Lig kulüplerinin öz sermayesi bu sezon eksi 682 milyon euro olarak açıklanmış. Tamam. 55 ülke var UEFA'ya bağlı. Biz bu noktada 55. sırayla maalesef en kötü sırayı almış durumdayız. Ama yanlışlıkla listeyi ters çevirse de birinciyiz. Öyle bir şansımız var. Bu arada kulüplerin o listedeki net banka borçları da toplam 1 milyar 188 milyon euro olarak sınıflandırılmış, söylenmiş. Türkiye, İngiltere, İspanya ve İtalya'dan sonra bu anlamda dördüncü sırada. Yani bankaya olan borçlarının toplamı kulüplerin mi? Yok yok, hani dördüncü sıradayız ya, miktar ne kadar? 1 milyar 188 milyon euro. Türkiye'ninkini. Kulüplerin bankaya olan borcu. Ve Süper Lig'deki 15 kulüpse negatif öz sermayeye sahipmiş. Yani bunun açılımı şu,
bu kulüpler zarardalar. Ya biraz daha açalım, hepsi battı. Da itiraf edemiyoruz henüz. İşte büyük camialar bir şekilde kendilerini dönüştürecek bir enerji bir yerden yaratabilirler. Ama onlar da kalıcı çözüm olmaz. Çünkü sen 15-20 milyonluk euroluk transferler yaparak ve hiç satamayarak döndüremezsin. Neresi olursan ol, batarsın yani. Ya bu arada da diğer ülkelerde yok mu, var? Mesela İspanya'da, İtalya'da 3 kulüp, Almanya, İngiltere 4 kulüp, Fransa'da 6 kulüp şu anda zararda. Ama o sözünü ettiğimiz kulüplerin müzelerinde sayısız Avrupa Kupası vardır. Bizde karşılığı da yok. Biz parayı harcıyoruz, hiçbir şey yok. Yani harcanan paraya karşılık bir başarı hikayesi, hikayemiz olsa teselli bulacağız. Tesellimiz de yok. Şimdi başarıya tabii farklı şekilde bakabiliriz ama şu anlamda başarının olmadığını ben de kabul ediyorum. Mesela şimdi iki takımla Şampiyonlar Ligi'ne katılsak doğrudan, önceki yıllar gibi hatırlayalım yani, 2000'lerin işte başı gibi, 2000-2010 arası, 12 arası gibi katılsak, yani iki takımımız işte Avrupa Ligi'ne gitse, iki takımımız Konferans Ligi'ne gitse, yani 5-6 takım gönderebilsek ve buralarda ilerleyebilsek bir başarı kabul edeceğim. Çünkü başarı hani illa biz bazen kupa kaldırmak olarak bakıyoruz, o kolay değil. Yani oralarda olmak da çok değerli, onu kaybettik zaten. Tabii zaten ben de seninle aynı kafadayım. Başarı sürekliliştiğinde başarıya dönüşür, yoksa saman alevidir. İşte 2000'de Galatasaray'la Avrupa Kupası'nı aldık. Sonra yok bir şey. Niye? Sistemli çalışmıyoruz ki. Film vardı ya sonra. Paramız tam olarak kadar, öyle ya sonra. Paramız kadar transfer yapıp günlük mücadelenin kazananı olarak günden günü kapatmak istiyoruz. Bütün motivasyonumuz bu. Senin az günü önce kazanmadan yarını hazırlayamazsın ama öyle bakmak lazım. Günü kazanman lazım ki yarının planlarını yapman lazım. 23 i̇şte Galatasaray senedir, mesela bunu yaptı. 23 senedir nerede o yarın? İşte yarın, 23 senede yarın diyor. Hangi yarın? İşte akıllı yönetimler gelince bir şeyler olabiliyor. Onu görmek lazım. Mesela Galatasaray henüz olmamış. Mesela sen biraz önce şey dedin ya. Sonra. Yani kiralık oyuncu çok var dedin ya. Galatasaray'da şu an iki tane kiralık oyuncu var. Ama işte Icardi ile Raşit. Raşit'le Icardi var. Raşit, öyle Icardi'siz görmek bir lazım. Galatasaray'ı düşünsene. Tamam, Icardi'yi buraya söylüyorum. Icardi'yi buraya getirmek ama de problem. Ama şu anlamda çok değerli. Icardi'yi buraya getirip oynatabiliyorsan 12 oyuncunun çok önemli, son çok yıllarda yani, hani kiralık olarak bazen kulüplerimiz tarafından tercih edildiğini gördük. Sezon bir bitiyor, takımın yarısı kalmıyor, gidiyor. Anlatmak istediğim şey, o yüzden Galatasaray planlamayı iyi yapıyor. Tamam yani. Bir yönetim başarısıdır, eyvallah. Getirdiler şampiyon. Sonra, geçmişte de benzer yönetim başarıları oldu. Mesela ben bu Zaniolo'yu biraz Ribery'e benzetiyorum. Fırsat transferi. İnşallah Ribery gibi sonunda ayağımıza bulaştırmayız. Ama sonu Ribery gibi bitmez. Şimdi yani Ribery'de tabii farklı şeyler ama vardı. Ribery de öyleydi yani. Değil mi? Bir fırsat transferi Türkiye'ye gelmesine biraz da şaşırmıştık filan. Bu da öyle bir transfer olabilir. Ama mesele şu. Ben öyle başarılıyız, böyle başarılıyız. Şöyle iyi işler yaptık, böyle iyi işler yaptık. Dönüp bakıyoruz müzeye. Allah Allah, hiç kupa yok, bir şey yok. Geçtik onu. Ben süreklileşmiş bir katılımımız yok. Hani stada gidelim, burada gibi da Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final görürüz. Ya sürekli tamam oralar deriz. Olur tamam. Hani zorlarız. Finali zorlarız. Başka aşamaları zorlarız ama onlar yok, evet. Ya bence yani ya ben Selahattin Okan'la da katılıyorum, Selahattin abi. Yani tabii ki yani başarılar çok önemli. Herkes ister. Yani Türk milli takımında başarılı olması ister. Türk takımlarının başarılı olması ister. Ben mesela Trabzon'a canı gönülden başarılar diliyorum ki Basel karşılaşmasından alnımızdan akile çıkalım. Fenerbahçe'ye keza öyle. Yani çok önemli. Sivasspor'a bunlar bizim için çok değerli. Yani öyle görmek lazım. Artık yani ayrıştırmalar ve ayrılıklar, ondan sonra kararlamalar artık son bulsun ya. Yani yeter artık yani. Hani birimizin başarısı hepimizin başarısı, öyle görmek lazım. Biz içeride herkes birbirle kavga etsin, herkes birbirle şey olsun. Artık kavga da bitti farkındaysan. Bak Trabzonspor maçında herkes beraber izledi maçları. Hem Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı. Çok güzel ama devamını güzel getirebilirsin. Devamı devamına olmuyor gerek işte. Yok. Bak şimdi olmuyor şey olmasın. Keşke olsa. Her bayrak derken şunu demiyorum. Her maç yok, tabii ki böyle sen olacak durumda değil Selahattin abi. Hiç ben de onu beklemiyorum. Olmayacak da zaten. Ben onu söylemedim. Rekabet yine olacak. Rekabet olmazsa bu işin tadı olmaz. Tabii, futbolu tabii cazip kılan. Futbol nedir ya? Futbol modern çağın gençlerinin kuralları konmuş bir şekilde kavga etmesidir. Kavgadır niye futbol. Niye kavga edelim abi? Ya aman kurallı kavgadır yani. Oyun ya, iki tane 3 yaşında, 5 yaşında iki kardeş evin içinde
bir oyun oynarlarken de aslında kavga ediyorlar. Rekabet duygusu bu. Abi, aslı lan yani kavgayı, oyunu... Ortaya çıkaran zaten rekabet ama oyunu, itidalle yan yana olursa işte kavga rekabet. Rekabet. Oyunu ya, kuralları içinde oynayıp ya. Oyun bittiği zaman birbirine sarılmak. Abi ne oldu şimdi bak Trabzonspor Basel karşılaşmasında Fenerbahçeli taraftarlar geldi. Çok da güzel çok oldu. Çok güzel de karşılandı. Evet. Çok iyi şekilde buraya de ağırlandı. Buraya giden Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı kardeşleri aynı şey niye Fenerbahçe Trabzon ediniz. Arasındaki lig maçında olmuyor? Niye Galatasaray ile Fenerbahçe arasında lig maçında bu maç, olmuyor? Fenerbahçe Trabzonspor maçı olsaydı tesadüfen ya da Fenerbahçe Basel maçı olsaydı Trabzonspor bayrağı da Şükrü Saraçoğlu'na dalgalanırdı zaten. Hiçbir sorun olmazdı. Onu biliyoruz. Ben insanımızın birbirinden ayrı olduğunu düşünmüyorum ki. Hepimiz aynı insanız. Anadolu insanı. Kadim kültürler yatağıdır. Bu boş laf değildir. Hepimizin derinlerinde yardımlaşma bir asalet vardır Anadolu insanında. Kim olursa olsun. Irk önemli değil. Anadolu öyle bir kadim kültür toprağıdır. Herkesi ister istemez farkında olursun olmasın etkiler. Güneşiyle, yağmuruyla, suyuyla, nemiyle, ağacıyla, toprağıyla mutlaka etkiler ve biz hiçbirimiz öbürümüzden daha iyi, daha az iyi değiliz. Önemli olan bunu yönetebilme becerisi. Biz medyanın da tetiklemesiyle bu rekabeti doğru yerlere taşıyamadık. Tabii ki bazı yönetici, çakal yönetici tipinin kendi varlıklarını sürdürebilmeleri için kulüpleri kirli işlerine alet ettiklerini gördük. Her kulübü. Bunu gördük. Ama onların hesapları kendileriyle ilgili sınırlı. Genel takımından, taraftarı olduğu renklerden hiçbir beklenti içinde olmadan aidiyet duyan insanların hepsinin takım rengi aynı. Bunu anlatamıyoruz insanlara. Bunu görmemiz lazım yani. Yöneticiler bir sürü kulüpleri yanlış yollara sokabilirler. O yöneticinin ayıbıdır. Kulübün taraftarının renklerin ayıbı değildir. O yüzden Galatasaray-Basel maçı tesadüf olsa Telekom'da da sarı lacivert, bordo mavi, siyah beyaz dalgalanacaktı biliyoruz. Ben bunu Trabzon yaptı diye başkası yapmıyor. Öyle bir şey yok. Ama işte ben herkes de diyorum niye bir doğal afet mi olması lazım? Ya bir acı yaşamayı beklemeyelim. Ya niye acı yaşamayı bekleyelim? Tabii ki doğal bak, afet bu örnek olsun biliyor musun? Ama aslında bundan sonraki maçlarda yapıyor musun? Bak bana sorarsan bundan sonraki maçlarda deplasman yasağının kalkması lazım. O konuda hatta ya kalksın abi dört yani. Ülkeler arasında özgürlük olsun. Yarı yarıya olsun bence. Özgürlük olsun. Olsun daha iyi güzel işte. Gelirlerden dolayı. İşte. Bunları yapalım işte. Bak bunlar gelirlerden dolayı mümkün gelir değil. Gelir konusunda artık. Anlaşılır ya. Dersin yok, %80'i yine ev sahibi takımın olur. Kombine satıyorsun sezon başında hani maçlar için. Kombine tribünleri hariç ona bir şey diyemiyorum. O çok zor artık. Yani onlar artık tamamen biraz eskide kaldı gibi. Yarı ya yarıya şey olay. Hani federasyon dedi ya ev sahibi takım isterse %30'a kadar deplasman takımına yer açabilir dedi mesela. Onu kullansın bütün takımlar. %30'a kadar talep varsa tabii. Aç tribünleri daha renkli olsun. Yani taraftarın birbirine düşman olması diye bir şey söz konusu değil. Taraftar da bir medya ezberiyle hazırlanıyor hafta sonlarına ya da işte hafta içi maçlarına. O yüzden kendisi olmaktan çıkıyor. Taraftar neymiş? Bir şey gördük. Burada aslan gibi sarı lacivertli giydi formasını. Gitti Trabzon'da. Trabzonspor maçını izledi. Hatta bir çocuk gitmiş. Çok da güzel bir espri yapmış. Fenerbahçeli çocuk. Adını unuttum. Kusura bakmasın. Sosyal medyada gördüm. Taraftar sessiz kalıyor diye fazla tezahürat yapmıyor. Dönmüş arkaya arkasındakilere. Ya bağırsanız da demiş. Fenerli misiniz? Nesiniz siz? Üzerinde Fener formasıyla. Ne güzel işte. İşte dediğim gibi bu da rekabet. Mesela rekabette takımlar da birbirini bu şekilde kızdırabilir ama hani tabii sınırlar ki bellidir. Bunu şaka ortamında yaparsın. Düşmanlaşmadan. Aynen öyle. Bak, o yüzden rekabet ve itidal yan yana olmalı. İngiliz taraftarları çok kavga ederler değil mi? İşte Millwall böyle çok şey taraftar grupları vardı. Fakat mesela onların kendi aralarında bir ahlakları var. Kavga ediyorlar ama asla bir alet yok yani. Yumruk yumruğa. O bittiği zaman da gidip herkes kendi pubunda neyse eğleniyorlar yine bir arada. Yani bu kültür ifadesi çok basit bir şey değil. Kültür çok derin bir kavram. Bir birikim istiyor. Ama ona önderlik edecek kurumlar var. İşte medya aslında bütün dünyada bunu yapması gereken kurum. Ben Türkiye'de medya olarak geçmişte atılan manşetleri bildiğimiz için Serhan da bilir öyle iğrenç manşetler atılmıştır ki rekabeti körükleyeceğiz anlamında. Ya da bir tarafa kendimizi sevdireceğiz ya da kitle kuyrukçuluğu yapacağız. O duyguyla yapılan öyle şeyler oldu ki. Bizim futbol severimizde bu tür örnekler birikiyor. Avrupalı'nınkinde başka şeyleri birikiyor. O yüzden oradaki rekabet futbol kuralları içinde oluyor.
biz ne yapıyoruz? Düşmanlaşıyoruz, düşmanlaştırıyoruz taraflarımızı birbirine. Oysa ki ikisi de aynı insan, üçü de, dördü de aynı insan. Aynı refleksi veriyorlar. Bak bir deprem oldu, sabaha uyanan herkes aynı refleksi verdik ya. Ne yapabiliriz? Herkes çabaladı. Tabii elimizden herkes bir tarafa gelir? Koştu. Tabii. Renkler tek renk oldu yine. Ya Sera'nın dediği gibi bunu ille de felaketler olsun da böyle olalım. Onu beklemeyelim tabii ama biz de üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. Yapamıyoruz yani. Medya çok yönlendirici. Bu arada ve o fakat rekabeti merak edenler varsa Millwall dedin ya Selahattin abi. West Ham Millwall rekabetinde Yeşil Sokak Holiganları adlı bir film çok iyi açıklıyor. Öyle mi? Tabii tabii. Yani müthiş filmdir. Ben yıllar önce izlemiştim. Hani futbol adına, spor adına izlenebilecek en önemli filmlerden bir tanesi. Gerçekten hani tam olarak bütün detaylara değinilmiş. O rekabeti açıklar nitelikte bir film. Zaten böyle spor filmlerini de bilmiyorum yani birçok izleyenimiz de seviyordur diye düşünüyorum. Sahafta yeni bir kitap buldum. Yaklaşık yazarını hatırladım. Bayağı da okudum kitabı da Satranç Kulübü'nde. O filmlerle bahsediyor ama oraya gelmemiştim daha. Yani filmleri sinema ve futbol ilişkisini anlatıyor. Şimdi sen söyleyince ya daha heyecanlı bakacağız. Benim çok etkilendiğim bir film oldu. İzlemek isteyenlere bir kez daha önereyim. Yeşil Sokak Holiganları'nın Millwall West Ham rekabetini anlatıyor. Bir de Brian Clough'ın Nottingham Forest'ta başardıklarını anlatan Dame United diye bir film var. Ki orada bence en önemli nokta, tamam Brian Clough bir Nottingham Forest efsanesi ama yanında çalıştığı antrenörle ilişkisini sorguluyor. Çünkü yani filmin hakkında çok önemli kopya vermeyeyim de bir ara o antrenör işte görevi bırakıyor. Yanındaki adamın ne kadar önemli olabileceğini Brian Clough o anda anlıyor. Filmde gerçekten çok güzel ögeler var. Bir spor ajansına bir virgül koyalım değerli izleyenler. Saat başına yeniden buluşalım. Spor ajansına devam ediyoruz değerli izleyenler ve bu saatte Fenerbahçe ile başlayacağız. Tabii ki Fenerbahçe'de de Willian Arao'nun istikrarı dikkat çekiyor. Brezilyalı oyuncu bu sezon Jorge Jesus'un değişmez isimlerinden birisi oldu ve sadece 2 maç kaçırdı. Willian Arao, Jorge Jesus'un değişmez isimlerinden birisi oldu. Selahattin abi sadece 2 maç kaçırdı Arao ki Türkiye'ye gelirken çok fazla soru işareti olan bir oyuncu olarak yazıldı. Özellikle sosyal medyada, hatta ben çok iyi hatırlıyorum Fenerbahçeli taraftarlar bu transferden çok fazla memnun olmamıştı sosyal medya özelinde. Kim istedi? Hoca değil mi? Jorge Jesus istedi. Zaten hani işte hoca istiyor yani. Ya o zaman da karşıt görüşlü olanlar şunu söyledi ki onlar da şu ana kadar bence haklı çıktı. Willian Arao evet özellikleri bakımından belki çok sıra dışı bir oyuncu olmayabilir ama zaten her oyuncunun da sıra dışı olmasına gerek yok. Jorge Jesus'la birlikte Flamengo'da performans vermiş bir isim yine hocayla birlikte aynı performansı verebilir. Demişlerdi ki şu anda Arao'nun da o performansı gösterdiğini görüyoruz. Yani hoca yabancı bir ülkeye gidiyor ve hepimiz biliyoruz ki Fenerbahçe'yi bir yıllığına şampiyon yapmak için seçmiş bir hoca. Öyle anlaşılıyor, öyle anlatıldı hep. Halen otelde kalıyor olmasından da bunu anlarız herhalde. Bilmiyorum değişti mi? Hoca da ne istiyor? Kendi dilini bilen, hem konuştuğu dili hem futbol dilini bilen bir adam. Sağdaki temsilcisi şu anda Arao, hocanın, Jesus'un sağdaki temsilcisi. Ne talimatları verecekse soyunma odasında veriyordur ona. Oyun içinde müdahale gerektiği zaman da ben ara öyle kullandığını düşünüyorum. Selahattin abi zaten teknik seçimler. Adamlar saha içinde de bir teknik adam olsun ister değil mi? Evet. Oyuncu açısından. Odur işte yani. Şimdi Fenerbahçe'nin kaptanı kim olursa olsun kıdeme bakıyor biraz. Fenerbahçe'nin fiili kaptanı Arao sahada. Hani Batshuayi penaltıyı kullanacaktı bir maçta, sonrasında Jorge Jesus kenara geldi. İlk kime söyledi? Arao'ya bir şeyler söyledi. Arao gidip sonrasında Batshuayi söyledi, o Valencia'ya baktı. Arao'nun rolü tam da budur. Kötü oyuncu mu? Yok, gayet iyi oyuncu. Öyle şey pislik falan bir oyuncu da değil yani. Rakiplere dalaşan biri değil. Gayet temiz de oynuyor. O ara onun futbol şeyi belli. Libero stoperden kaleciden al. Diğer arkadaşlarına dağıt. Serbest vuruş oldu mu da hava topuna git. Bütün oyun planı bu ara. Zaman Flamengo'da alt tane kupa kazanmış bir futbolcudan bahsediyoruz yani. Olabilir. Kariyeri de çok iyi o yani. Flamengo yanında oynadığın oyuncu topluluğu önemli. Bu da ne lan? Brezilyalı orta saha Botafogo'da 35 resmi maçta 5 gol kaydedip 3 asist imza atmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama bizde bak bizde kariyeri olabilir. Kariyerleri oynamaz. Sen futbolun geçmişini satın alırsan ama sana bugünü lazımdır. Bana göre Fenerbahçe için yani o kalibredeki bir kulüp için beklentilerin uzağında araba performansıyla, istatistikleriyle. İyi oyuncu mu? Yok tabii ki iyi oyuncu ama bana göre Crespo'n varsa senin, Mert Hakan'ın varsa,
Ferdin varsa her tarafta kullanabildiğim bir oyuncu. Arao'ya gerek yoktu. Zaten yani hoca Jesus'tan başka kim olsa olsun Arao'nun Fenerbahçe'li bir işi de olmazdı. Jesus'un da hocanın da anlaşılabilir bir kaygıyla, planlamayla getirdiğini görüyoruz Arao'yu. Ama bana göre Fenerbahçe markasına bu düzeyde mücadele veren, işte yıllardır şampiyon olamayan bir takımın ihtiyaçlarının birinci derecede ihtiyacı Arao değildi. Arao'yu aldılar. Kötü de oynamıyor ama Fenerbahçe taraftarının da hani Oğuz'lara alışmış diyelim. Oğuz örneğine gideyim. Oğuz hocayı da niye andığımızı söyleyeyim. Ahmet Suat Özyazı'yı çok konuştuk. Stil olarak eski abilere sordum. Biz izleyemediğimiz için tam Oğuz diyorlar. Oğuz, Fenerbahçeli Oğuz. Tam onun gibi oyuncu. Arao için mi? Yok, Ahmet Suat Özyazı için. Oradan aklıma geldi. Biraz ilginç bir benzetme olur diyecektim. Ama Oğuz abi nasıl oynardı? 10 gol, 12 asist falan ya. Yani. Öyle istatistikleri vardı. Yani Fenerbahçe'de oynamak için o istatistiklere sahip olman lazım. Önlü böyle Turan'ı hatırlıyorum, Sakarya'dan gelmişti. O bile neredeyse çift hanelere ulaşan golleri, şeyleri vardı. Ama hocayı da anlıyor, anlamaya çalışıyoruz. Kendi dilini bilen, oyuna müdahalede, oyun içi kaptan olarak geçmişte biriktirdikleriyle güven uyandırmış bir isme ihtiyacı vardı. Arao'yu aldı. Hani ben bu şeyleri hani, hani haberler yapıyoruz tabii ki, haberler yapacağız, yapılacak. İyi oyuncu evet ama Fenerbahçe'yi uçuracak bir oyuncu değildi. Yani bana göre Crespo ondan çok daha önemli işler yapıyor. Sorumluluk alıyor yani. Crespo hata yapacağım diye korkmuyor. Mert Hakan da öyle. Sorumluluk alıyor. Bakma Mert Hakan böyle çok tartışılıyor ama çok yetenekli oyuncu o da. Sorumluluk almayı seven bir oyuncu yani. Ama işte Arao al sola, ver sağa, ver sola. Aktarıcı görevi gör. Hava toplarına git. Jesus Arao'nun bu rolünü istiyor yani. Zaman zaman o i̇stiyor. Stoperlerin arasına girip savunma hattını şey işlemek, dörtlemek. Hani tandem olarak söylüyorum. Biraz daha görevi bu gibi Arao'nun. Görev tanımı içerisinde bence oldukça faydalı oynuyor. Yani bana göre mesela Zayis'a Arao görevi verilseydi. Zayis çok yetenekli bir oyuncu. Hem çift rakamlı istatistiklere ulaşırdı. Hem de hocanın istediklerini de Fenerbahçe'yi daha yukarıya taşırdı. Bu kadar puan farkı oluşmazdı bana göre. Ama tabii ki işi bilen Jesus parayı da o alıyor. Ben de çok fazla yorumda bulunmak istemiyorum açıkçası. Bence paranın hakkında veriyor. Yani sonuçta bu Jorge Jesus geldiğinde kariyerli, bence Türkiye'de olabilir mi denilen bir hocayı getirdi. Fenerbahçe istediği hocayı getirdi. Tabii ki başlangıcı muhteşem oldu. Son dönemlerde biraz sekteye uğrasa bile. Ama bence hala Jorge Jesus. Herhalde canım. Hocayı Jorge Jesus'tur yani zaten. Kesinlikle. Arao'da Jorge Jesus'un satrancında, Fenerbahçe satrancındaki en büyük taşlardan bir tanesi ve önemli taşlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Zaten çok iyi tanıyor. Flamengo'da da bir sene beraber çalıştılar. 35 maça çıkıp 5 gol, 2 asist yapmıştı zannedersem. Flamengo sezonunda mı? Flamengo sezonunda. Satranç tahtasında at mı, fil mi, kale mi olması çok önemli. Piyon mu? Sence? İşte bence daha çok... Flamengo'da sanki 50 maçlık bir sezonu var ya. Biraz fillik yapıyor yani çok fazla piyon olarak, yani asker olarak duruyor. Hani hamleyi karşı tarafın kafasını karıştıracak hamlelerden uzak. Önemli. Serhan abinin dediği noktada şöyle ek yapayım. 34 maçlık sezondan önce 55, 52 ve 60 maçlık 3 sezon oynuyor. Çok istikrarlı o konuda, evet. Bir sıkıntı yok. Bu çok önemli. İstikrarlı yani. Bence yani iyi olduğunu düşünüyorum ama ilk sezonu yani öyle görmek lazım. Bir de şimdi mesela Fenerbahçe'yi konuştuğumuzda en kafada konuşacağımız oyunculardan bir tanesi kesinlikle Ferdi. Öyle görmek lazım. Tabii yani. Tabii. İstediğin yerde oynatabiliyorsun. Ferdi ve Valencia. Diğer oyuncuları konuşmadan Arao ile ilgili ben de son bir şey söyleyeyim. Tabii bu sahiçi ile ilgili değil. Her insanın bir hikayesi var ya sonuçta. Hepimizin bilinmeyen hikayeleri var. Arao'da sırlarımız var. Zaten bu şekilde hani bizi her şey tanımlıyor diyelim. 2014 yılında Chapecoense'den transfer oluyor ve 2016 yılında uçağa düşen Chapecoense uçağında o takımdan birçok arkadaşını kaybediyor. Yani Arao'nun da böyle bir hikayesi var. 2014'te birçok, yani o 2016'da yaşamını yitiren oyuncuyla zaten birlikte oynuyor. Chapecoense'de o döneme ait açıklamaları da var zaten. Ama işte dediğim gibi Arao'nun yani, bu çok fazla bilinmedik yönlerinden, işte hikayelerinden birisi. Kesinlikle ama hocanın da bence değişmez parçası. Çünkü ben Arao'yu yedek kulübesinde hatta ısınırken bile hocanın hararetli bir şekilde bir şey anlattığını ya da dikkatli bir şekilde müdahale ettiğini yeri geldiği zaman gördüm.
Yani aslında hem futbolcular arasında bir köprü ara hoca açısından, hem verileni yapan ve iyi de performans gösteren oyuncudan bir tanesi. Aslında senin de söylediğin gibi yani sezonlara yaydığımızda istikrar abidesi olan ve oynadığı maçlarda büyük bir etkisi olan bir Arao bence ilerleyen zamanlarda daha da fazla etkinliğini gösterecektir Fenerbahçe. Evet, Fenerbahçe'nin enerji deposu diyebiliriz Willian Arao için. Şimdi savunma bölümünden ön bölüme geçelim Fenerbahçe ile ilgili. Tabii Fenerbahçe'de bu arada sakatlar da dönüyor değerli izleyenler. João Pedro dönmüştü. Hatta Joshua King de o sakat isimlerden birisiydi. Joshua King de yine takıma dönenler isimler arasında yer alıyor ve Fenerbahçe'nin forvet hattı da giderek kalabalıklaşmaya, ana rotasyona ulaşmaya başladı. Haberimizi izleyelim, Fenerbahçe'nin hücum hattını konuşalım. Joshua King bu sezon birçok noktada takımdan uzak kalsa da 5 gol 3 asistlik bir katkı sunmayı başardı diyelim Fenerbahçe'de. 16 maça çıktı. Ki oynadığı noktalarda da hep etkili olan bir oyuncu görünümündeydi Joshua King ve tabii onun da ilk 11'e dönmesi bekleniyor sakatlık dönüşü. Ya iyi oyuncu, hocanın oyun sistemine de uyuyor. Hani beklediklerini ondan genellikle aldı şimdiye kadar hoca. Ama az önce kaldığım yerden devam edeyim. Ben Valencia gibi ön tarafta her hücumun her oyununu oynayabilen bir oyuncu var. Ben mesela Arao'ya harcayacağım parayı Valencia karatında, kumaşında bir adamı öne atmaya harcamayı daha akılcı bulurdum. Çünkü Fenerbahçe'nin Valencia'ya yardımcı olacak bir golcüye de ihtiyacı var aslında. Batu Şah'ı 5'te istatistiklerinin üzerine çıkmasına rağmen yine şey diyemiyoruz yani. Fenerbahçe'yi Valencia ile birlikte taşıyor diyemiyoruz. Fenerbahçe'yi Valencia ile Ferdi taşıyor. Yani üçüncü bir isim söylemekte zorlanıyoruz. İşte o isim Valencia, yani Icardi kumaşında bir isim olmalıydı. Hani Joshua King'e bir itirazımız yok. Çocuğun da hani kötülemeyelim. O da çok iyi bir oyuncu ama diyoruz ya hele zaten arkada bir stoper sorunu yaşarken, bir istikrar, bir güven sorunu yaşarken bütün takımlarımız, ama bunlardan biri de Fenerbahçe. Beşiktaş birazcık çabalıyor, bir şeyler yapıyor. Birilerini almış galiba. Diyorum ya, transferlerden falan çok uzam, çok da ilgimi çekmez. Sadece sahaya çıkan adamlara bakarım ben. Ama Joshua King de dönüşü sonrası hani Batu Şahin'den formayı alır mı, ya da o çıtı pıtı bir çocuk var solda oynayan yabancı. O da çok iyi bir oyuncu. Bazen Rossi. Çok eleştirir. Rossi'den alabilir mi? Rossi de çok yararlı işler yapıyor bazen. Görünmüyor. O da futboluyla var olmaya çalışan bir çocuk. Hani böyle atlama zıplama işleri. Selahattin abi, yani konuşmamız gereken nokta şu olabilir. Şimdi sezon başına Fenerbahçe'nin kurduğu hücum hattına bakarsak, işte Batu Şah'ı, Joshua King, Ener Valencia, Rossi'yi de katabiliriz. Pedro. Yani bu 5 isme bakacak olursak zaten bu kurulan kadroya baktığımızda belli ki gol yükünü böyle dağıtmayı istedi Jorge Jesus. Yani mesela şimdi Galatasaray'daki gibi hani bir işte ana karakter yok. Ya da Beşiktaş'taki gibi sezon başlarken Weghorst örneği, şimdi Abubakar ana karakter yok. Ömer var da yani yılların birikimi açısından baktığımızda Valencia kendisi ana karakter oldu işte bence. Oldu ama yani yıllardır yani, anladın mı yani? Sezon bir, başlarken böyle bir durum yoktu. Bir parlasaydı zaten, hani arka arkaya gol kralları yaşasaydı, iyi goller atsaydı biz şu an onu konuşacaktık. Ama hani bir var bir yoklar oynadı ama bu sene bence muhteşem bir şunu çıkış söyleyeceğim yaptı. Serhan abi, işte sezon başında Fenerbahçe taraftarı bu durumdan mutluyken Fenerbahçe puan olarak geriye düşünce bu sefer de ya neden, yani neden bizim hücumda bir ana karakterimiz yok denilmeye başlandı. Aslında şu anda ligin gol kralı Fenerbahçe'de. Ener Valencia 21 golü var. Yani aslında öyle. Ben Valencia şu an Fenerbahçe'nin değişmez bir parçası. Yani Ferdi'yle konuştuğumuz gibi Valencia'da. Mesela hocanın neyi vardı? Muhtemel 11'i yoktu. Müsait 11'i vardı. Ama müsait 11'e baktığımızda da yani değişmeyen parçalardan bir tanesi. Hoca da Dünya Kupası dönüşünde 8-9 oyuncuyu net yazmaya başladı. 1-2 oyuncu üzerine değişiklik yani yapmaya sonuçta başladı. Sonuçta sıkıntı haline geldi. Yani artık tamam, ideal bir kadron. Yani senin kadro genişliğin var ama bu kadro genişliği yaparken de müsait 11 değil, artık ideal 11'e dönmen lazımdı. Çünkü artık lig iyice zorlaşmaya başladı. Yani şu an Galatasaray kadro yapılanması iyi. Seni zorlayan takım Galatasaray'ı öyle görmek lazım. Hatta öne geçen de takım Galatasaray'ı öyle görmek lazım. O açıdan bir şeyler yapması lazımdı. Ben aslında Joshua King'i çok beğeniyorum. Gerçekten benim beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Özellikle yani
bitiricilik çok fazla olmayabilir ama mücadele etme özelliği, aklını kullanma ve pozisyon hazırlama anlamında. Ben başarılı buluyorum. Hatta bir de Joshua Hakink'in bir de talihsizliği var. Direklerden de çok topu da oldu. Var, doğru, oldu. Doğru. O da sıkıntı oluşturdu. Batıya'ya bence büyü yapmış ona. Benimkileri dönmesin, onunkileri dönmesin. İşte Adana Demirspor maçında sarı kart cezalı düşmesi Batçuay'ın ve futbolcunun 10 Ocak Fenerbahçe Galatasaray derbisinden sonra forma şansı görememesi belki hırslandırmış olacaktır. Zaten erteleme karşılaşması. Kendini göstermesi lazım ama bence biraz da zor olacak. Çünkü Fenerbahçe'nin bu saatten sonra maç kaybetme lüksü yok. Oyuncuların tam kapasite kendini göstermesi lazım. Belki bu arada ilaç olacaktır Fenerbahçe'nin hem rehabilitasyon açısından hem de lige çok arzulu bir şekilde dönmesi açısından. Bence Konyaspor karşılaşması da hem Joshua King gibi oyuncuların hem de diğer oyuncuların kendini gösterebilmesi ve bu takımın parçası olması açısından önemli bir karşılaşma olacak. Evet, yani dediğim gibi hücum hattında Fenerbahçe'nin gol yükünü çeken çok önemli bir isim var. Tabii Valencia sezon sonu kalacak mı, kalmayacak mı merak edilen noktalardan birisi de bu. Valencia geçen sezonun sonlarında bir dalgalandı. Hani benim hep çok beğendiğim bir oyuncu. Ben milli takımdan beri izliyorum onu. Benim sevdiğim tarz oyuncu yani. Formasının önemi yok. Geçen sene biraz dalgalandı sezon sonuna doğru. Oynamak istemiyormuş havaları falan vardı ama bu seneye bambaşka başladı. Ve Valencia'nın da İstanbul'u ve Fenerbahçe'yi sevdiği belli oluyor vücut dilinden. Yani uzmanları daha iyi bilirdi ama yüz ifadesi falan Selahattin kalacaktır kalır yani. Kalmaz bilmiyoruz ama şöyle bir açıklaması vardı. Galiba Gaziantep maçından sonra yapmıştı o açıklamayı. Fenerbahçe'nin son anlarda kazandığı maçtan sonra. Benim geleceğim Fenerbahçe'de açıklamasını yapmıştı. Yani çok yakın yani zamanda bunu söyledi Valencia. Bence de Fenerbahçe kulübü bu hocayla devam ederse Jesus'la ya da yeni gelecek hoca itiraz etmediği müddetçe Valencia burada kalmaya meyilli. Onu görüyoruz yani. Taraftar da Valencia'dan memnun. Valencia'dan memnun olmamak olmaz herhalde. Yani Fenerbahçe için önümüzdeki sezon planlamasında bir şekilde düşünüyordu bunlar büyük kulüpler. Valencia'nın yanına Valencia'yı tamamlayıcı özellikleri olan bir oyuncu. Yani bu belli ki Batshuayi hep iyi oldu, iyi oldu diyoruz ama taraftar nezdinde de çok karşılık bulmadığını görüyorum. Ben seviyorum Batshuayi'yi. Şanssızlığıyla seviyorum Batshuayi'yi yani. Geçen seneki gol durumunun da üstüne çıktı bu sezon Batshuayi. Skor olarak geçen senenin üstüne çıktı ama sanki oyun olarak Beşiktaş'ta daha verimliydi. Mesela öyle bir daha şey oldu. Daha presli bir oyun oynuyordu Beşiktaş'ta. Skora dönüştürdü. Bu sefer oyunu biraz geriye gitti ama asıl olan şu. Hemen söyleyeyim. Bu sezon Fenerbahçe'de ligde 15 maçta 10 gol 1 asist. Onun dışında Türkiye Kupası'nda 2 maçı var. Gol yok. Avrupa Ligi'nde 6 maçı var. Türkiye Kupası'nda 2 maç 2 golü var. Avrupa Ligi'nde 6 maç 3 golü var. Evet. Gol krallığında da Valencia ardından Baroni mi vardı? Jack'ten mi vardı? Galiba Borini vardır. Borini vardır. Evet. Fabio Borini var. Arkasından Jack ne var? Ya bu arada arkadaşlar Süleyman Urma Başkan Sayın Başkan önce babasını kaybetti. Babasını hem annesini, valideyi kaybetti. Allah'ın ceza başı sağ olsun. Karayürmüt Yağmesi'ne, Hurma ailesine, başsağlığı diliyorum. Evet. Hayat diliyorum. Batshuayi çok, evet yani aslında şimdi 15 maç 10 gol bir asist. Çok yani iyi bir istatistik ama Fenerbahçe taraftarlar da evet bizim forvetimiz Batshuayi'dir diyebiliyor mu soru işareti burası. Evet yani en azından bir kısmı diyorsa bir kısmı değil mi? Yani genel bir kabul yok. Ama Valencia için herhalde %80-90'lardadır bu oran. İşte Batshuayi için 30-40'lardadır ama bazen de hiç beklemediğin oyuncular seni alıp bir yere taşır. Bakalım bu sezon henüz devam ediyor. Belki de Batshuayi başka bambaşka bir hikaye yazacaktır. Bilemeyiz onu. Ama genel anlamıyla Fenerbahçe markasının zihinlerdeki karşılığının sahaya sahada görmek istediği santrfor tipi midir sorusunun cevabını net olarak Batshuayi diyemiyoruz. Valencia diyoruz mesela. Ya da Pierre Van Hooijdonk diyoruz yani. O kumaşla karşılaştırıldığında birazcık sanki beklentilerin altında kalıyor ama futbol bir takım oyunu. Hoca bir takımın işte 11 tane bir halka oluşturuyor. 11 halkadan oluşan bir zincir inşa ediyor. Bazen en önemsiz halka senin en güçlü halkana dönüşebiliyor. Yani o hocanın becerisine de bağlı bir şey. Hele ki hoca oyunlarının oynandığı bu çağda hocaların etkisi çok daha önemli. O yüzden Fenerbahçe mesela bu seneyi şampiyon bitiremezse bu Batshuayi yüzünden olmayacak. Bitirirse de Batshuayi yüzünden olmayacak. Hoca şampiyon olacak ya da hoca şampiyon olamayacak.
Yani öyle bir değerlendirme kısası olacak gibi evet. görünüyor. Bu arada Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde Basel'le oynayacağı rövanş maçını İspanyol hakem Mateo Laos yönetecek, onu söyleyelim. Zaten konuşuruz Trabzonspor bölümünde. Beşiktaş'la devam edelim. Beşiktaş'ta tabii Kayserispor'la yaşanan bir sıkıntı var. Onur Bulut transferinde ve Onur Bulut da dün açıklamalara imza attı. İzleyelim. Onur Bulut da bir açıklamaya imza attı ve tabii ki bir mahkeme sürecini başlatacağını da ifade etti. Serhan Türk tabii Onur Bulut Beşiktaş'a imza attı ama Onur'la ilgili saha içi çok fazla konuşamıyoruz. Çünkü uzun bir süredir Beşiktaş'la Kayserispor arasında yaşanan bir kriz var. Ya çok enteresan bir yere geldi. Yani biz bile iş içinden çıkamadık ki artık demeç savaşları ortaya çıktı. Demeç savaşlarında oyuncu bir kere şöyle görmek lazım. Kayserispor'la bağlarını koparmış. Zaten koparmıştı. Yani olay şu, zaten sezon sonu bitecek olan bir sözleşmesi vardı Onur Bulut'un. Ve Kayserispor dedi ki Onur, Kayseri'de sen emek verdin. Kayserispor olarak da biz de seni bağrımıza bastık. Giderken bize para kazandırman lazım. Haklılar. Yani şöyle haklılar. Sonuçta biliyorsun bizim kulüplerimiz, yani bütün kulüpler hepimizin. Ama üç büyükler, dört büyük kulübümüzün farklı şeyleri var. Çünkü para harcama limitleri, daha olanakları daha fazla. Ya da borçlanmaları daha fazla. Ama işte Kayserispor gibi, diğer kulüpler gibi ödenekleri ya da para harcama limitleri az olan kulüplerimiz de var. Tabii. Ya buraya bir kaynak oluşturmak lazım. Yani sen bir oyuncu satarsın 15 milyon euro kazanırsın ama o bir oyuncu satar 5 milyon euro kazanır. Ama senin 15 milyon euro ne kadar değerliyse o 5 milyon euroya belki bir takım kurar. Öyle görmek lazım. Onur'dan da gelir elde etmek istediler ama ortaya çok saçma sapan bir denklem girdi ki. O diyor sen imzaladın, ben bu imzalamadın, ben çıkış maddesi ona verdim, çıkış maddesi böyle oldu, böyle çıkarsan bu kadar verirsin. Yani futbolcu artık kafasını tamamıyla Beşiktaş'a yöneltmiş. Ben Beşiktaş'ta oynayacağım. Beşiktaş diyor ki ben sözleşmemi yaptım, parayı da gönderdim. Ama kulüp de diyor ki hayır, o para orası için geçerli dedi, burası için geçerli dedi. Artık bütün her şey UÇK'ya gitmiş. Kayserispor geri gönderdi, Beşiktaş bir daha gönderdi bu arada. Evet tabii. Orada da Beşiktaş diyor ki ben diyor her şeyimi konuştum, anlaştım. Benim için anlaşma önemlidir. Bu şekilde konuşuyor. Yani orada Kayserispor biraz daha fazla para almak istiyor. Öteki tarafta Beşiktaş da diyor ki ben bu oyuncuya bu kadar para verdim. Benim anlaşmam da bu şekildeydi. UÇK da sonuçlanacak artık. UÇK ne derse o olacak. Ama burada da kesin bir durum söz konusu. Ya Kayserispor biraz daha para alacak ya da Beşiktaş'la mahkemeye düşecekler. Ama şu anki gördüğümüz konum kaos bir ortam var. Onur Bulut için ve her şey de UÇK'nın elinde şu an. Selahattin abi, iki takımın iddiaları var. Onur Bulut'un açıklamaları var. Yani bizim için de aslında konuşması kolay bir süreç ya da durum değil. Çünkü tamamen iddialar üzerinden bizim de bir tahmin ya da yorumda bulunmaya çalıştığımız bir dönem yaşıyoruz. Ya sonuçta görmüyoruz. Belgede kim imzalamış, Kayserispor'u temsil konusunda işte ticaret odasına mı ne imza sirküleri veriliyor mesela, o şirketi kimleri yetkili, onları bilmiyoruz. Bizimki hep afaki kalıyor. Onlara iddia sahipleri biliyorlar ama. Herkes kendi haklılığını... haklılığına kanıt arıyor, doğru ya da yanlış. Ama burada mesela çok belli ki Onur giderken bir iyi niyet göstererek imza atmış. Sözleşme yenilemiş Kayserispor'la. Kayserispor'da o sözleşmenin kullanarak oyuncunun gitmek istediği yerden ziyade doğal olarak Kayserispor kasasına nereden çok para girecekse oraya satmak istiyor. Hani onda Fenerbahçe olduğu söyleniyor. Ben Ali Koç'un yerinde olsam şu ya şeyi yaşarken, yani ona yakışır diye söylüyorum. Yani daha dün bu transfer konuşurken iki tane de deprem haberi yaşıyoruz filan. Yani bir tünelden geçerken bunları konuşmak, kamuoyunu bunlarla meşgul etmek her iki taraf için de hayırlı sonuçlar doğurmayacak, onu söyleyeyim. Fenerbahçe tamam, ama biz vazgeçtik bu işten, evet, dese. Bu işin içerisinde değil. Yok, şöyle Fenerbahçe ile ilgili noktayı ben söyleyeyim. Kayserispor'la Fenerbahçe 2.9 milyon euroya anlaşıyor. Bu Kayserispor tarafından da zaten iletilen tamam, bir durum. Tamam, biliyorum. 1.6 Mamet Yam'ın alacaklarının, tamam. Yani Kayserispor'un Fenerbahçe ödeyeceğinden doğan rakam 1.3 milyon euro da Fenerbahçe'nin üzerine ekleyerek 2.9 milyon euroya Onur Bulut transferi Fenerbahçe ile Kayserispor arasında bir anlaşma oluyor. Sözlü bir anlaşma. Evet, hatta ama... Kayserispor da 6 Şubat'a kadar
Onur'la Fenerbahçe'nin görüşmesi için Fenerbahçe'ye tarih veriyor. Onur, Kayserispor'a Beşiktaş'ta oynamak istediğini söylüyor. Sonrasında Kayserispor yönetimi de Fenerbahçe ile görüşmesi için rica ediyor. Onur Fenerbahçe ile görüşüyor, hatta Selahattin Baki ile görüştüğü söyleniyor. O durumda da Onur da diyor ki Selahattin Baki'ye, Selahattin Bey ben sizi kırmamak için bu görüşmeye geldim. Ama ben Beşiktaş'ta oynamak istiyorum diyor. Ki Fenerbahçe yine de şartlarını sunuyor. Hatta Beşiktaş'ın da şu an ödeyeceği yıllık ücretin üzerinde bir sözleşme sunmuş olmasına rağmen oyuncunun tercihi Beşiktaş oluyor. Yani Fenerbahçe ile ilgili durum böyle. Aslında Fenerbahçe transferde ısrarcı olmuyor. Sadece transferin bir tarafı Fenerbahçe. Ya tamam işte. Ama işte o tarafta gibi... önemli bir taraf ki yani şu an olay çıkmaza giriyor yani. Fenerbahçe gibi bir kulübe seninle oynamak istemiyorum diyen bir oyuncuyu Fenerbahçe taraftarı sahiplenir mi ya? Çocuk ısrarla ben Beşiktaş'ta oynayacağım. Gitsin orada oynasın. Bırakın çocuğu ya. Yani uyuşmazlık... Fenerbahçe zaten... Uyuşmazlık çözüm kuruldu bence. Onunla görüştükten sonra o transferden vazgeçiyor. Şu anki sıkıntı Kayserispor Beşiktaş'ın ödediği 1 milyon euroyu kabul etmek istemiyor. İmza attık diyor. İmzada diyor yöneticinin yetkisi yok diyor. Yani. Onlar da diyor ki hayır orada anlaşma yaptığımız yerde başkan da vardı diyorlar. Olsun imzası yoksa başkan yok demek. Şu an o zaman iki tane olay var. Ya... Hukuk devletlerinde kağıttaki imza geçer, sözün değil. O zaman şöyle bir şey, iki tane alternatif var. Bir, ya futbolcu Beşiktaş'a gidecek, parayı ya yüksek tutacak, ya da o fiyatta olacak. İki, futbolcu Kayserispor'da kalacak sezon sonuna kadar, muhtemelen de kadro dışı olur galiba. Ya da alırlar. Bence artık Kayserispor'a dönmesi söz konusu nasıl, değil. Ne yapacak yani? Şimdi UÇK dedi ki kardeşim imza yetkisini ben okeyliyorum. Şöyle, eğer bir cezai yaptırım olursa, 4 ay Onur futbol oynayamıyor. Hani beklenen tamam. O. Yani ihtimaller arasında konuşulan o. Olacağından söylemiyorum. İhtimal olarak söyleniyor. 4 ay sonra Onur yine futbol oynar. Oynar ya yok. Ben oynamaz demiyorum. Oynar anlaşacak. Tabii ki. Aha. Başka bir bonservis bedeliyle. Yani bu işin birkaç tane sonucu olacak. Başka sonucu olmayacak. Yani Onur, ama bu sonuçlardan birisi Onur'un Kayserispor'a dönmesi değil. Ya çocuk hani diyorsun ya ceza meza söz konusu. TFF niye izin verdi falan deniyor. Duyuyoruz bunu. Bütün dünyada FIFA ve UEFA'nın yönlendirmesiyle oyuncuların lehine kararlar alınıyor. Nasıl oyuncunun lehine? Tabii oyuncunun oyuncuyu sahada yönelik, tutmaya doğru. Yönelik kararlar alınıyor. Doğru. TFF de onu yaptı. Hukuki bir sorun varsa arka tarafta o hukuki süreç işleyecek. Ve sonuçta da iki tarafta artık ne karar verilecekse eskilerin deyimiyle şeriatın kestiği parmak acımaz mottosuyla karara uyacaklar. Ama belli ki bu çocuk Beşiktaş'ta oynamak istiyor ve Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonda Onur'u da orada göreceğiz diye biliyorum. Üzücü olan nokta şu bence. Olaya Kayserispor cephesinden de bakmıyorum. Beşiktaş cephesinden de bakmıyorum. Ama Onur cephesinden baktığımda ve milli takımda oynayan bir oyuncu olarak baktığımızda yani bir oyuncunun yeni takımına transfer oluyorsun. Yani takım da önemli değil. A, B, C, D diyelim. Ama böyle bir problem var. Aslında kafasının temiz olmasını biz istiyoruz. Çünkü milli takımda da önemli bir isim Onur. Ya da daha önemli bir rol almasını beklediğimiz isimlerden birisi. İşte olay nereden nelere geliyor. Ben bu olayı devre arasından beri Antalya kampından itibaren milli takıma verilen ağırdan itibaren biliyorum. Çünkü Kayserispor yönetimi Onur'la yeni bir sözleşme yapmak istedi ve oyuncu bunu kabul etmiyordu. Hayır diyordu. Ben anlaşacağım, bana ilgilenen kulüpler var. Ben oralara gideceğim diyordu. Oradan buralara kadar gelmesi. Ama süreci iyi takip edilmemiş yani. Ya da süreç bu şekilde olmasına izin verildi diye düşünüyorum ki çünkü başta müdahale edilseydi ya da o şekilde bir şeyler olsaydı bu şekilde karışmazdı olay. Şu an Kayserispor camiasıyla Beşiktaş camiası birbirine karşı karşıya geldi. Öyle maalesef. Ali Turan olayını daha iyi hatırlarsın. Orada da sanırım bu konuya yakın şeyler yaşandı. Değil mi? Konyaspor'la Galatasaray arasında. Konyaspor muydu? Yok Kayserispor'la. Ya oluyor böyle şeyler. İşte oradan önce oldu oyuncu oynamadı 6 ay. Sonra Galatasaray'a geldi. Performans veremedi. Sonraki futbol kariyeri de tam Ali Turan'ın istediği gibi bitmedi. Ya buna benzer çok olaylar var. İşte Olcan Çağlayan olayı var. Yakın daha önce Emre Akbaba olayı var. Ya oyuncunun performansını da çok düşüren bir şey olduğuna son yıllarda birçok örnekte maalesef şahitlik ettik. Demek ki sözleşmelere gerekli özen gösterilmiyor. Ya da hukuk devletinde yaşadığımız gerçeğiyle tam olarak örtüşen kararlar alamıyor oyuncular ve menajerleri. Yani orada odadaydık diyor. Ben sizin programı izledim. Herkes oradaydı diyor. Oyuncunun menajeri. Olabilir. Herkes orada olabilir. Kağıtta imza, yetkili imza yoksa sen haksız duruma düşüyorsun. Onu iyi araştıracaksın. Ve sen imza atıyorsan diyeceksin ki senin imza yetkin var mı kulüp adına? Aynen. İşte oyuncunun menajeri. Yani sonuçta ne? Bak şimdi
diyoruz ya, herkes menajerlik yapamaz diyoruz. Menajere, bence menajerlerin önce avukatla beraber çalışması lazım. Avukatla ya da avukat olması lazım menajerin. Ya direkt. Da avukat olması lazım. Kesinlikle ki yani orada çünkü bütün her şeye hakim olman lazım. Bütün olaylara hakim olman lazım. Bence buradaki en büyük sıkıntı yani direkt bu. Selahattin Kıran'ın söylediği gibi, eğer orada imza yetkisi kimse onun imza atması lazım. Yani herkesin kim olduğu önemli değil. Yani orada kağıda bakan her şey, kanuna bakar. Ama iş çıkmaza girmiş. Bence iş yani onurun aleyhine doğru ilerliyor. İki kulüpte bir şey kazanamıyor. Bence her şey onurun ilerleyen zamanlarda futbol oynayıp oynamaması ve süresinin uzaması TFF yönünde. TFF lisans vermiş, oynayacak Onur canım. UÇK kararı çıkana kadar. Kötü bile çıkacak tabii. Olsa bu sırada onur oynayabilir. Onun futbol oynamasına bir mani yok. Bakalım yani UÇK'da karar belli olduktan sonra herhalde biz de karar üzerinden en azından konuşabiliriz. Tabii, çünkü tamamen şu anda hani iki tarafın da açıklamaları üzerinden konuşuyoruz. Çünkü bir tarafın açıklaması üzerinden konuştuğumuzda diğer taraf neden o şekilde konuşuyorsunuz diyor. Diğer tarafla ilgili konuştuğumuzda da diğer tarafın itirazı var ama biz söyleyelim yani tamamen açıklamalar üzerinden hareket ediyoruz. Başka da şu an için yapacak bir şeyimiz yok. Yok, kesinlikle yok. Gazeteci kimliğimizi koruduğumuz müddetçe kimsenin bize söyleyebilecek bir lafı olmaz. O da herkese eşit mesafe. Peki Beşiktaş'ta şimdi Enkudu'yla Romain Saiss konusu da var. Tabii bir yandan Beşiktaş pazar günkü Antalya Spor maçına hazırlanıyor ama bu iki ismin de teknik adam Şenol Güneş'in gözünden düştüğü yönünde iddialar var. Romain Saiss Beşiktaş'ta aslında sezona çok iyi başlamıştı ama sonrasında Dünya Kupası'nda yaşadığı bir sakatlık ve dönüşünde bazı tartışmalarda beraberinde geldi. Ama Enkudu aslında baştan sona hep tartışılan bir isimdi. Yani Beşiktaş'a imza attığı ilk andan itibaren aslında Enkudu'nun o tartışma noktasına hiçbir şekilde gündemden düşmediğini gördük. Evet, Enkudu sürekli gündemde kalıyor. Aslında tempoya baktığımız zaman da bazen çok iyi oynuyor, bazen ise çok kötü performans gösteriyor. Ama önünde oynadığı oyuncuyla da alakalı olduğunu düşünüyorum ben. %100 haklısın. Yani önünde oynadığı oyuncunun sakat olması sonuçta performansını etkiliyor. En son hazırlık karşılaşması vardı. Orada da golü var zannedersem. Hazırlık karşılaşmasında kapalı Enkudu'nun, olan. Evet. Basına kapalı oynandı. Ümraniye Spor maçında. Gezal'la Rozi'ye sanki orada golleri attı. Öyle hatırlıyorum. Pardon. Enkudu değil. Doğru. Özür diliyorum. Gezal'la Rozi'ye atmıştı golleri. Orada da zaten aynı durum söz konusu. Enkudu'yla bence sıkıntılı bir süreçte olduğunu düşünüyorum. Enkudu'nun kafasında da sıkıntılar oluştuğunu da görebiliyoruz. Ama performansına baktığımızda inişli çıkışlı performansı olan Enkudu aslında Beşiktaş'ın çağrılarına cevap vermiyor. Öyle görmek lazım. Bilmiyorum nasıl olacak, nasıl etkilenecek ama ilerleyen günler biraz daha Enkudu için olumsuz gidecek gibi gözüküyor benim için. Selahattin abi, Enkudu ilk 5 hafta belki ligde en fazla övgüleri toplayan birkaç isimden bir tanesiydi. Ki ben o dönem Beşiktaş liderliğe de yükselmişti. Ama dediğim gibi yani Enkudu ile ilgili hep bir memnuniyetsiz nokta da ortada duruyordu. Şimdi çocuklara bakarken oyunculara sahaya bir adam çıkar. Hiç tanımıyorsun, adını bilmiyorsundur ama bakarsan bu futbolcu dersin işte. Futbolcu dersin yani bu. Enkudu öyle biri, futbolcu. Doğuştan gelen yetenekleri var. Ve fakat anladığımız şu, benim için hala en iyi kenar oyuncusu Türkiye liglerinin. Yani şu an sevdiğim, istediğim bir takım kuruyor olsam Enkudu'yu alırım ben. Yani mali olarak sorun yaratmayacaksa yani. Ben de benden istersen o takımın başkanı olursam Enkudu'yu sana hemen verebilirim. Evet, teşekkür ederim. Kuralım bir takım çıkışta. Kurallar var çünkü. Ama pesip bedeli istiyor ama işte. Anlaşırız biz bonserviste Selahattin abiyle. Enkudu pesip de anlaşırız. Kanat oyunu oynayan herhangi bir takım için bulunmaz bir Hint kumaşı bence. Yetenekleri var fakat Enkudu yeteneklerini ve istikrarlı bir şekilde sahaya taşıma konusunda sıkıntı yaşıyor. O sıkıntıyı çözecek olan yönetim ve teknik adamdır. Ben Enkudu'dan verim alamayan teknik adamı sorgularım. Kim olursa olsun. Hiç önemli değil yani ismi. Guardiola da alamıyorsa mesela o sorgularım. Saiss'te de aynı, şey oldu yani. Saiss gibi adam bulursun. Enkudu başka bir adam. Selam. Yani, Tottenham'da Pochettino alamadı. Futbolun alameti farikası nedir bilir misiniz? Futbolun alameti farikası tektir. Bir şeydir. Bir felsefesi vardır. Ama Enkudu rakibi bağları koparmış. Yakalamak. Enkudu bağları koparmış rakibi ama. Rakibi eksik yakalamak için Enkudu gibi oyunculara ihtiyacım var.
Koparmış ama bağlı. Tamam işte yönetim veya teknik adam değişim yani, o yüzden yani. Yani yetenek olarak sana her şeyi vaat ediyor. Fakat sen ondan verim alamıyorsan o da bir süre sonra Enkudu'dan küsüyor kim, işte. Enkudu'dan kim verim aldı? Bilmiyorum, Sergen Hoca aldı. Alamadı işte. Belde Sergen Hoca aldı. Onlar saydım az önce. Pochettino Tottenham'da alamadı. Jardim Monaco'da alamadı baktığımızda. Marsilya dönemi iyiydi. Zaten o şekilde transfer yaptı. Ama onun dışında bu arada Beşiktaş'ın Enkudu'nun bonservisinin yarısına sahip olduğunu söyleyelim. 4,5 milyonun 4,5 yarısına milyon, 2 milyon 250 bin euro. Evet. Hayır. Tamamı 9'du. Beşiktaş 4,5'a sahip. Hani bir satış olursa da Beşiktaş o geliri Tottenham'da 2019 yılında Tottenham'dan alınmıştı değil mi? 2019. Evet. Aynen öyle. Benim Enkudu ile ilgili hep eleştirdiğim yön yani şu yüzden az önce Selahattin abi hemen ben satışını gerçekleştiririm dedim. Ben de tabii ki kendime göre hepimizin kendi fikirleri var. Ben bir kenar oyuncusunun en temel özelliklerinden birisinin orta yeteneği olduğunu düşünüyorum. Yani zaten alırken o yetenek olmalı ama Enkudu da o orta meziyetini hemen hemen hiçbir ama şekilde görmüyorum. Ama kenar oyuncuların da profili çok değişti. Değişti öyle tabii bakma. Daha çok içeri kim giren kenar oyuncuları. Kim var mesela orta yapan şu an Beşiktaş'ta kenar oyuncusu kim var orta yapabilen? Sakatlıktan döndü. Gezal var. Gezal var. Yani başkasını konuşamıyoruz. O da kenar oyuncusu. Gezal başka bir oyuncu. Gezal orkestra şefi. Gerçi yani. Kenar oyuncu futbolda çok mevki de kalmadı yani. Onu da söyleyelim yani. Hücum oyuncuları arasında. Hocanın oyun tercihine bağlı olarak orta yapan bir kenar oyuncusu talebi olabilir. Mesela şey de diyordu ya hiç orta var, gelmiyor. Var kesinlikle Regus var. Diyordu. Olabilir ama modern futbol biraz başka yerlere gitti biliyorsun. Orta derken yanlış anlaşılmasın Selahattin abi. Şunu demiyorum yani 30 metreden İlla o topu atacak demiyorum yani. Yani. Orta tabii, şeklinde yani, gol pası diyorsun. O servisi ceza sahasına yapabilmesini söylüyorum. Vallahi ben futbolcu olsam ki oynadık amatör olarak ben karşımda Enkudu'yu görmek istemem yani. Ve bütün rakip oyuncuların aynı şeyi düşündüğüne eminim. Çünkü Enkudu birebir durdurulacak bir adam değil. Mutlaka ikili gidiyorsun, kademeli gidiyorsun. Oyun alameti farkası nedir? Rakibi eksik yakalamak. Enkudu'yu doğru kullan. Enkudu'ya arkadaşına yardıma gelen bir adam bir yeri boşaltıyor. Orayı kullanma becerisi göster. Gösteremediler. Selan dedi ki Enkudu kafada herhalde kopmuş. Abi Enkudu kendini gösterdi mi bir de olması lazım yani. Bence Enkudu da kendisini gösteremediğinden dolayı. Ama onlar genç adamlar. Teknik adamların değeri böyle anlaşılır. Mesela Şenol Güneş Bursa Sporu vasat bir takım 5 milyon euroluk takımı 50 milyon euroluk takıma çıkardı. Her oyuncuya değdi değil mi? Mesela o çok tabii güzel Ozan bir örnektir Bursa Spor örneği. Ama işte burada ama olmadı. Şu an geldiğimizde Şenol Hoca'nın devamlılığı nasıldı abi? İşte burada olmadı. Olmuyor. Ama değmek de odur yani. Öyle diyeceksin oyuncuya. O Enkudu'nun belki şanssızlığı oldu. Başka bir sürü oyuncudan da benzer şekilde hikayeleri var. Peki Romain Saïss'le ilgili, konuşalım. Romain Saïss Dünya Kupası'nda sakat olduğunu bildiği halde maça çıkma inadıyla benim gözümden düşmüştü. Fas milli takımına içeriden darbe yaptı. Ben hala o noktada üçüncü çok kızamıyorum Selahattin abi. Şöyle, bak şimdi. Dünya Kupası yarı finaline şu masada, hatta tamam. Şu kurumda diyelim ya da işte tanıdıklarımız arasında oynama fırsatı olup çıkmayacak insan yok. Tabii ya. Ne bence oldu? Yok. Tamam çıktın. Tamam kötü oldu da bence yok yani. Ama işte bunun başka bir yolu bulunmalı. Hocanla konuşursun. Hocam bu yarı finalde ben de ne olur bir dakika bile oynayayım dersin. Ama biraz sakatım. Hoca da seni 89'da atar sahaya yine oynamış olursun. Abi rakibin kimdi? Maça başladın. Rakibin kimdi abi? Kim olursa olsun. Yani maça başladın ve senin hatanla gol yedin. Daha maçın başı ondan sonra sakatlandın. Zaten yani. Ne oldu? Yazık değil mi Koca tabii Fas'a? Tabii daha kötü oldu ama. Beşiktaş gibi kulüpler de mesela o anda dedim hani bu büyük takım oyuncusu değilmiş. Romantik oyuncu eyvallah ben de olsam oynamak isterim. Ama 50 milyonluk bir ülke var arkanda. Bilmiyorum Fas'ın nüfusu kaç da. Dünyanın çoğu Faslıydı zaten yani. Fas'ı tutuyorduk hepimiz. O kadar insanı düş kırıklığına uğratmaya da hakkın yok. Kişisel bir şey için, kariyerine bir güzel bir not düşmek için. Hocanla konuşursun gene seni birkaç dakika oyuna atardı. Hocayı da zor duruma düşürdün. Ki Fas gayet iyi top oynuyor. Şahane oyuncuları vardı. Fransa biraz bocaladı yani. Tabii. Geri kalmasına rağmen yani geriye düşmesine rağmen Fas yani hiç oyundan kopmadı. Sonuna kadar kovaladı. Saïss hem oyun kurgusunu bozdu. 15'iyle mi çıktı? Evet, başında çıktı öyle. 20 olmadan çıktı. Hem hata yaptın, takımı geriye düşürdün filan. O yüzden hani hoca da Şenol Hoca da öyle oyuncuları çok sevmez. Sorumluluk duygusu biraz düşük oluyor herhalde. Onun dışında da yani onun yerine bir isim bulmuştur kulüp ya da hoca. Hoca çok ilgilenmez de transfer edecek oyuncularla kulüp bulmuştur. Maliyetini de düşünerek belki Beşiktaş ondan yollarını ayırmak isteyebilir. Makul geliyor bana yani. Peki Trabzonspor'a da geçelim. Tabii Trabzonspor'la ilgili bir transfer iddiası var. Bu iddianın sahibi de Rus basını. Rus basını diyor ki Trabzonspor Nijni Novgorod forması giyen golcü oyuncu Timur Süleymanov'la anlaştığını öne sürdü Rus basını.
Sürpriz bir iddia gündeme geldi Trabzonspor'la ilgili. Timur Süleymanov ismi aslında çok tabii aşina olduğumuz bir isim değil Selahattin abi. Bu sezon Rusya Ligi'nde 16 maçta 7 gol 1 asisti var ve Trabzonspor için yazılan oyunculardan bir tanesi oldu. Yani Trabzonspor Dobnik mi? Dobnik öyle Artem Dobnik. Onunla ilgileniyordu en son. Sayın Başkan'la da konuşmuştum. 17 hani. Milyon euro olmasaydı yani, ilgilenmek daha rahat olurdu ama. Şeyi, oyuncu da o da sözleşmesini uzatmamıştı filan. Yani gelmek istiyor diye bir haberler gönderdiğini duyduk da maliyet çok yüksekti. Hı hı. Bu Timur kardeşi yeni duydum. Ben de şimdi burada duydum. Hani duymamış olmayı da bir eksiklik olarak hissetmiyorum. Onu da söyleyeyim. Ama genç bir adamdır. Hani belki ileriye dönük bir planlamanın parçası olabilir ki. Kaldı ki Trabzonspor'un zaten o coğrafyanın gençlerine yönelmesi lazım. Karadeniz coğrafyası, işte Orta Asya coğrafyası. Hatta birazcık daha fazla gelmeli oyuncular. Yani hoca istemiştir, belki yönetim istemiştir. Geldiğinde gelirse görürüz ama Trabzonspor için bugününü düşünürsek işte Perşembe günü ilk maçta depremin şaşkınlığıyla çok da dikkatli izleyemediğimiz ama bize hiç de iyi bir takım izlenimi vermeyen Basel'i aşıp Avrupa'da yoluna devam etmesi en büyük başarısı şu an olur Trabzonspor için. Bir kez daha futbolun Tatar Ramazan'ını, ağlar düzenini yerle bir eden Tatar Ramazan'ı Amir Soğut hocamızı rahmetle analım. Allah rahmet eylesin. Bir devir sona erdi. Artık kemer altı, numara altının önünden geçerken gözlerimizi dolmamasına gayret edeceğiz. Peki programı tamamlıyoruz. Selahattin abi, Selahattin Kınalı çok teşekkürler. Serhan Türk çok teşekkürler. Teşekkürler Ömer. Yine de kolay bir yayın olmadı bizim için ama bu yayını da gerçekleştirmek durumundaydık. Bir kez daha tüm ulusumuzun başı sağ olsun diyelim. Değerli izleyenler, Spor Ajansı'na veda ediyoruz. Hoşçakalın.